Hoş geldiniz sayın konuklar. Herkese merhaba. Ben aslında sunucudan rol çalmışım, Çiğdem'den. Aslında onu takdim etmesi gerekiyormuş ama ben Duygu Türk, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda doktor asistanım. Bugünün üçüncü oturumu ve ben de hani lafı uzatmadan değerli konuşmacıları davet etmekten yanayım. Ama bir iki cümlede söylemek istiyorum. Bugün biz burada çok katmanlı bir şey yapıyoruz. Öncelikle Yavuz Hoca'yı anıyoruz ki hani ardından bu kadar saygıyla, bu kadar sevgiyle, yokluğundan hep yakınılarak keşke burada olsaydı şimdi ve şöyle bir akıl geliştirseydi denilerek anılan herhalde çok az hoca vardır. İkinci olarak Yavuz Hoca'yı bir anayasacı, anayasa hocası olarak anıyoruz. Ve bunu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin içi ihraçlarla henüz yeni boşaltılmışken yapıyoruz ve anayasa kürsümüz de henüz yok edilmişken yapıyoruz. Bu elbette bir kurumsal tasfiye. Fakat her bir dostumuz, arkadaşımız, hocamız bizler için, bu salonda bulunan herkes için çok değerli. Dolayısıyla durumun, günün tüm duygusal yükünü de, ağırlığını da üzerimizde hissederek, çok yoğun hissederek yapıyoruz. Ve üçüncü olarak belki hani şu meşhur söz, önce mülkiye sonra Türkiye, tersinden ve olumsuz anlamda doğrularcasına üçüncü olarak ve asıl olarak da anayasa değişikliğini, referandumu, başkanlığı konuşuyoruz. Üç ayrı şey gibi, üç ayrı katman gibi görünse de bir taraftan da aslında bir ve aynı şeyi konuşuyoruz diye de düşündüm. Çünkü belki bu her zaman böyledir. Belki değil, her zaman elbette böyledir. Ama bugün çok daha kristalize. Hocaların, anayasacıların, anayasanın, üniversitenin ve memleketin kaderleri birbirlerinden ayrıştırılamıyor, ayrıştırılamaz. Bugün belki biz hani bunu deneyimliyoruz, içinde yaşıyoruz. Ne iyi ki üç yine hukukçu hocamızdan, üç hukukçudan, ortak özellikleri hukukçu olmak olan üç konuşmacıdan oluşacak bu oturum. Ben hemen davet etmek istiyorum üçünü de. CHP milletvekili Sayın İlhan Cihaner, gazeteci, yazar. Gazeteci yazar Sayın Ali Duran Topuz. Gazeteci yazar Sayın Çiğdem Toker. Çiğdem Hanım'la başlayalım. Öyle mi? Ladies first. Öyle mi? Ladies first. Bunu hiç hazır değildim. Tamam peki. Tamam. Başlayalım mı? Buyurun. Evet, açıldı mı? Merhabalar herkese. Ben en sona kalacak olmanın bilinçaltı konforuyla gayet rahat çıktım buraya. Şimdi biraz hazırlıksız yakalanmış gibi hissetsem de bildiklerimi, gönlümden geçenleri sizlerle paylaşmayı deneyeceğim. Böyle bir günde burada Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sizlere sesleniyor olmaktan hem onur hem de heyecan duyuyorum. Heyecanımı çok saklayabilen biri değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse buna ihtiyaç da duymuyorum. Onca iyi konuşmayı dinledikten sonra sizlere sunacağım katkı, mesleki deneyimler ve tam da içinden geçmiş olduğumuz sürece dair bir kısmı parlamento, bir kısmı da diğer kurumların da olup bitenlerle ilgili gelişmeler ve haberlerle ilgili olabilir. Öncesinde şunu paylaşmak istiyorum. Komşu fakülteden mezun olmama karşın, ki bir parantez açayım, hukuk eğitimi almış olmak
gazetecilik çizgisinde çok çok katkı verdi bana. Ama iş kamu kaynaklarının dağıtılması, kamu kaynaklarının harcanması, kamu kaynaklarının dağıtımında izlenen yol, yöntem ve bunun gazetecilik dairesinde takibi ve sorgulanması söz konusu olduğunda çok da böyle bir net çerçeve oturtamadığım bir mülkiyetçilik ruhu hissederim ben kendimde. Bu buralarda çok fazla gezmiş olmaktan belki kaynaklanıyor. Belki mülkiye geleneğine aşina olmamdan kaynaklanıyor ama belki de yetiştiriliş biçimimizden kaynaklanıyor. Fakat bizim hep kamu kaynaklarının dağıtılması ile ilgili bir derdimiz oldu gazetecilik çizgisi boyunca. Oturduğu ana damar da burası oldu. Bir su içeyim. Değerli Murat Sevinç Hoca, birkaç hafta önce, bir ayı geçmiş olmalı. Yavuz Sabuncu anısına böyle bir sempozyum planladıklarını ve beni de aralarında görmekten sevinç duyacaklarını paylaşmak üzere beni aradı. O telefonda Murat Sevinç Hoca'nın ilk cümlesi şuydu kulağımdaki: eğer başımıza bir şey gelmez ise. Ocak ayının ilk günleriydi. O bir şey maalesef gelmiş durumda. Bu diğer ihraç edilen bütün hocalarla birlikte beni hakikaten çok üzüyor. Çok derin bir burukluk hissediyorum. Gazeteci olarak hali hazırda zaten uzun süredir bence doğru yerde olmamızdan kaynaklanan, doğru yerde durmakta ısrar etmemizden kaynaklanan bir her yönden, dört bir koldan susturulma operasyonuna zaten maruz kalmış durumdayız. Entelektüel aklı cezaevinde tutuklu olan, çok uzun bir süredir iddianamesiz bir şekilde tutuklu olan bir gazetenin yazarı olarak aranızdayım. Bunun tekrar altını çizmek istedim. Doğal hakim, doğal yargıç ilkesinden uzak tutulan, ağır ceza mahkemesiyle, kendi doğal yargıcıyla henüz karşı karşıya gelmemiş, getirilememiş bir iddianame hazırlanmadığı için ve sulh ceza hakimliği sorgularında neden yayın politikanız değişti? Bu gazetenin başlığı neden böyle? Fethullah Gülen'in fotoğrafı neden manşetin şurasında şu şekilde durdu gibi böyle mizampaja dair soruların ötesinde, gülünç bile denilemeyecek soruların ötesinde maddi somut delillerin sunulamadığı ve buna rağmen tutukluluk kararının verildiği ve 110 gündür özgürlüklerinden yoksun kalan arkadaşlarımı bu vesileyle dikkatinize getirmek ve bunu hatırlatmak istedim. Şimdi bugün daha doğrusu bu son kanun hükmünde kararname ile gerçekleşen ihraçlarda Anayasa Mahkemesi'nin büyük olumsuz payı olduğunu düşünenlerdenim. Onu dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü 1991 yılını hatırlayacak kadar geriye gidiyor benim gazeteciliğim kıdem olarak. 1991 şu, dönemin SHP'sinin benzer bir sebeple Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı iptal başvurusunda. Hocalarım hata yaparlarsa sesim titriyor, beni düzeltebilirler tabii ki. Anayasanın lafzına değil gerçekten de ruhuna uygun bir yorum yaparak çok önemli bir içtihat kararı almışlardı. Ve ben kendi payıma, bütün naifliğimle bu son başvuruda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin bu 91 yılındaki içtihadıyla bağlı kalacağını her şeye rağmen teorik olarak öngörüyordum. Ece Hoca'nın kalmayacağını hissettirdiğini de tanıyayım bir başka panelde o zamanlar. Bunu açıkça beyan etmemişti ama bunu hissettirmişti bize. O sırada daha karar çıkmamıştı.
Fakat eleştiri hakkımı kullanarak şunu söylemek istiyorum ki, özellikle günümüzde kurumların, dikkatli kelimeler seçmeye çalışıyorum. Şöyle gideyim, belki daha iyi olur. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi ve tek dersim olduğu için bana gazetecilikte şeflerimin ilk verdiği, uygun gördüğü alan adliye muhabirliğiydi. Bunun içinde Devlet Güvenlik Mahkemesi de vardı, idare mahkemeleri de vardı ve o sıralarda çok bakılmayan ve izlenmeyen yüksek yargı alanı da vardı. Bunu bana tanımladılar. Anayasa Mahkemesi o zaman Selanik Caddesi'ndeydi. Sonra işte bu Simon Bolivar'a taşındı. Ben o mekanlarda görev yapan Anayasa Mahkemesi heyetinin bugün adeta Louvre Müzesi'ni andıran Ahlatlıbel'deki binasında görev yaptığı zaman aldığı kararları göre çok daha hukuki, çok daha adil, çok daha demokratik kararlar aldığı kanısındayım. Buradan şuraya geleceğim. Yani çok kaba bir kıyas yapmak istemiyorum ama konformizm, yüksek güvenlikli binalar böyle yavaş yavaş herhalde kendi ağlarını örüyor ve insanların bakışını, psikososyal konumunu, belki de adalet duygusunu da belirliyor. Yani vazgeçilebilecek şeyler arttıkça hukukun ve üretilen kararların da özünün ben metamorfoza uğradığını düşünüyorum. Bunu mutlaka paylaşmak istiyordum. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Halihazırda tartışmakta olduğumuz 16 Nisan'da oylayacağımız referandumda işte nedir? Biz tek adam rejiminden söz ediyoruz. Fazıl Hoca reisçilik diyor, öyle kavramsallaştırdı. Bu böyle çok anlaşılır ve kulağa aşina gelen bir şey. Bir sistematik bir şey de, normatif bir tarafı da var gerçekten. Bu tabii bizim, şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu paketle, bize oylamamız için sunulacak bu paketle ilk defa karşılaşacağımız bir şey değil. Biz zaten uzun bir süredir defakto olarak başka yollarla, başka araçlarla ve başka araçsallaştırmalarla yaşaya geldiğimiz, kurula gelen tek adam sisteminin anayasal çerçeveye oturacak artık. Yani olacak olan o. Buradan bir hafıza tazeleme yoluyla bunun ekonomik rejimdeki yansımalarını ve aslında bu daha öncesinde de bu başkanlığı ve tek adamlığı tartışılır hale getiren, daha vurgulu bir şekilde bir zamana ve bir olaya gönderme yapmak istiyorum. O da 17 Ağustos 2014. Aktaracağım olayı ben dünkü resmi gazeteyi saklayın başlığıyla yazmıştım. Köşe yazısı olarak Cumhuriyet'in arşivinde duruyor. O tarihli resmi gazetede şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Tayyip Erdoğan olarak imzasını taşıyan atama kararnameleri var. Oysa halk oylaması 10 Ağustos'ta oldu. İşte birkaç gün içinde kesinleşmesi beklendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinleştirmesi, yanlış hatırlamıyorsam 16 Ağustos'tu. Ve kesinleştirmesini müteakiben de mazbatayı şeye gönderdi, meclise gönderdi. Bildiğim kadarıyla, belki bazı bilgi eksiğim olabilir ama bu mazbatanın gönderilmesi ve YSK'nın bunu kesinleştirmesiyle herhalde bu milletvekilliğinin düşüyor olması lazım, değil mi? Dolayısıyla da milletvekili düşünce de başbakanlık yapılamıyor olması lazım hukuken. Yani o anda aslında
bir hafta geçmiş üzerinden ve Tayyip Erdoğan aslında Cumhurbaşkanı. Şimdi bu beni o kadar şaşırttı ki, beni şaşırtan bu kararnameyi orada görmek kadar bunun bu kadar rahat ilan edilebiliyor olması. Yani bu rahatlığa ben gerçekten inanamadım. Gerçekten inanamadım. Ve bunun böyle herkesçe fark edilmesini, çok tartışılmasını falan bekledim. Böyle bir şey de olmadı. O yazı biraz fazlaca okundu, evet. Ama orada aslında Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan başbakan imzasıyla bir kararname yayımlanmış oldu yani. Şimdi bence bu sakat. Yani gazetecilik birikimimle söyleyeyim. Hadi hukukçuluk formasyonunu geçelim. Bence burada bir sakatlık var ve geriye dönük sakatlık var. O kararnamelerden birisi işte adını çok bilmediğimiz yani böyle çok da kritik, çok da önemli kararnameler gibi durmuyordu onlar. Mesela birisi galiba bir genel kurmaya dair bir atamaydı. Yani askeri bir hakim atamasıydı. Birisi de sanıyorum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ilişkin bir atamaydı. İki tane böyle üçlü kararname. Yani onların o gün, o tarihte yayımlanmasını, çok müthiş, acil bir şekilde yayımlanmasını gerektirecek bir durum görünmüyordu. Yani olağanüstü bir durum yoktu. Bu niye böyle oldu? Ben hala bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu hakikaten bir dönüm noktası aslında. Layüselliğin, keyfiliğin, ben yaptığım olduculuk açısından çok çok çarpıcı gelmişti bana bu. Bunu da notlarınıza düşmek istedim. Bir yerlerde o köşe yazısında kalmayıp da belki ileride başka bir çalışmaya da konu olmaya değer olduğunu naçizane kendim düşünüyorum. Çünkü burada aslında şey de ondan sonra gerçekleşti zaten sanıyorum. Hemen peşi sıra. Bunlar böyle arka arkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamenter rejim bekleme odasına alınmıştır. Sözü de tam o 2014 Ağustos. Yani hemen peşi sıra ona denk geliyor. Nitekim sonra 4-5 ay geçti. Bu kez şöyle bir şey oldu. Bir sabaha karşı mecliste bir torba kanun görüşülüyordu. Torba kanunların hepsi gibi birbirine benzemez konuları aynı metinde bitiştiren bir torba kanundu. Beş çeyrek geçe sanıyorum sabaha karşı Mart ayıydı. Mali kontrol kanununa bir o torba kanunun orijinalinde olmayan bir madde eklendi önergeyle sabah 5'te genel kurulda. O da anayasal ve yasal olarak başbakan emrinde olması gereken örtülü ödenekten artık Cumhurbaşkanı'nın da kullanabileceğine dair bir maddeydi. Böyle bir büyük bir tartışma başladı tabii. Onları belki anımsarsınız, belki anımsamazsınız. Yani gizli hizmet gideri başlıklı ki zaten parantez açıp söyleyeyim 2012'den itibaren gizli hizmet giderlerinde böyle geometrik diyebileceğimiz çarpanlarla artışlar var. Bu konuda işte gazetecilik dairesinde hep takipçisi oldum. Yani öyle artışlar ki tabii şey aşılmıyor. Hani mali kontrol kanununda verilen bütçe giderlerinin 1/5 oranı aşılmıyor. Oralara böyle yaklaşsa da aşılmıyor ama o tarihe kadar izlenen seyri çok böyle keskin kırılmalarla aşan, tepelere taşıyan bir harcama trendinden bahsediyoruz. Tabii orada bir yasal, anayasal koruma var yine. Ne sorgulanabiliyor nereye harcandığı, ne de açıklanıyor. Bu zaten tam da o amaçla zaten korunmuş. Şimdi Cumhurbaşkanı, şimdi başbakan bir örtülü ödenek, tamam devletin âli menfaatleri, kültür alanında, milli güvenlik alanında, sanat alanında filan her konuda Naim Süleymanoğlu örneği hep verilir zaten. O mesela örtülü ödenek imkanlarıyla Türkleştirilmiş bir sporcu olduğu Özal, sanıyorum eski Maliye Bakanı'nın kitabında açıklamıştı bunu, Özal kabinesinde yer alan. Fakat bu tartışma bir yere varmadı. Şimdi biz bunun da anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorduk ve konuştuk, tartıştık. Yani başbakanın kullandığı bir örtülüdeki Cumhurbaşkanı nasıl bir kapalı istihbarat şeyi olabilir ki? Yani o Cumhurbaşkanı parlamenter rejim içinde işte tarafsız öyle tanımlanmış. Olmadı. Şimdi biz Anayasa Mahkemesi'nin bu örtülü ödenekten Cumhurbaşkanı da yararlanmasını öngören yasa maddesinin iptali için
yapılan başvuruyu da reddettiğini öğrendik. Böyle Anadolu Ajansı küçücük bir haber geçti. Gerekçeli karar daha yayımlanmadı. Bir de böyle bir şey var yani. Şimdi ben çok merak ediyorum. Acaba Anayasa Mahkemesi hangi gerekçelerle bu böyle bir başvuruyu reddetti? Yani bildiğimizi sandığımız birçok olgu, kavramsal, kafamızda kavramsallaşmış, öğrendiğimiz birçok şey böyle alt üst eden şeylerle karşılaşıyoruz. Daldan dala atlıyorum belki ama dün sevgili Ahmet Işık'ın yargılandığı Oda TV davasında avukat meslek büyüğümüz Fikret İlkiz şöyle demiş Çağlayan Adliyesi'nde. Fellini'nin Amarcord filminde gibiyiz hepimiz. Yani bir de şu kapı açılsa ve içeriye bir gemi girse böyle duracağız ve hiçbirimiz şaşırmayacağız. Bu içinde bulunduğumuz durumu o kadar iyi anlatıyor ki ama bunu bir şekilde kırmak da lazım. Bu korku değil. Bizim yaşadığımız korku değil ama ben bunun bir parça böyle çok sürekli arka arkaya yaşanan şoklardan ve haksızlıklardan mürekkep bir kayıtsızlık hali olduğunu düşünüyorum. Mesela bu sabah burada o duygum benim sarsıla sarsıla değişti. Sayın Yalçınkaya Hoca'nın konuşmasıyla, buradaki atmosferle, Murat Sevinç Hoca'nın konuşmasıyla, tırnak içinde kalan hocalar ve emekli hocaların gidenlere Ece Ayhan dizesi atfıyla cübbelerini giydirmesiyle geleneklerin ne kadar önemli olduğunu, insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu biz burada hatırladık. Sahip çıkmanın ne olduğunu gördük, tanık olduk. İstedim ki yani keşke bu durumdan yakınan böyle bir yılgınlık şeyinde, kıyılarında gezen pek çok kişi burada olsa ve bunu görse, cesaretin bulaşıcılığını da hissettim. Şimdi bir yandan bunları anlatıyorum, konuşuyorum, daldan dala atlıyorum ama bir yandan da ne kadar vaktim var bilmiyorum. Esas sizlerle paylaşmak istediğim birkaç konu daha vardı ama onlar bu saatte sıkık. Efendim? Yani burada durabilirim de teşekkür ederek ama buraya gelirken Murat Hoca ile konuşurken ta o zamanlar kafamda daha ziyade bir şey çerçevesi vardı. Şimdi daha da popülerleşen varlık fonu aktarma çerçevesi vardı. Bu tek adamlık, tek karar vericiliği hiçbiri birbirinden bağımsız değil çünkü. Eğer vaktimiz varsa belki birkaç, yani çok bağlamından kopuk olmazsa ondan söz edebilirim, paylaşabiliriz. Şimdi varlık fonu ilginçtir. O da bir 15 Temmuz darbe girişiminin hemen peşi sıra bir torba kanunun içinde geldi önce Plan Bütçe Komisyonu'na. Fakat o torba fazla büyük bir torbaydı. Fazla obezdi yani, çok şişkoydu. Bir de çok tepkiler geldi. Onu oradan çıkarttılar. Ayrı bir kanun teklifine dönüştürdüler. O kanun teklifi halinde görüşülmeye başlandı. O dönem Ağustos ayında, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 6 ay geçmiş. Arka arkaya 3-4 yazı yazdım. Plan Bütçe Komisyonu'nda izleyerek. Varlık fonu gelecek rehnidir diye, varlık fonu anayasaya aykırıdır diye filan böyle bir dizi. Şimdi bu konunun gerçekten ne kadar vahim, hatta vahim ötesi olduğu yine bu son KHK'lerle daha iyi anlaşılıyor. Evet, yani varlık fonunun içine bir takım şeylerin, kurumların dahil edileceği bekleniyordu. Hatta dahasını söyleyeyim, bu yap işlet devret, kamu özel işbirliği başlığı altında bildiğimiz işte bu üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, yap kirala devletlerle yapılan, o da başka bir kolu, şehir hastaneleri, bütün bunların tamamı döviz üzerinden, dolar ya da euro üzerinden koşullu yükümlülük dediğimiz. İşte hastanelerde mesela şehir hastaneleri devletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak. Hayır, yalan. Hasta garanti ediyor devlet. Şu kadar kişi yatacak bir senede diyor. Onun altında insan hastalanırsa, vatandaş hastalanırsa hazine onu
ödüyor işte o şirkete, yaban şirkete, görevli şirkete. Şeyleri de çok yazdık çizdik herhalde, aşinasınızdır artık, kısa kısa geçeyim. Bu altyapı projeleri, köprü tünel projelerinde de keza öyle. Şimdiden zarar yazmaya başladı bile. Ne demek istiyorum? Yani sonuçta bu varlık fonuna, bu ikinci bütçeye, ikinci merkez bankasına, ikinci hazineye ne derseniz deyin hepsi kullanılıyor. Bu öncelikle bu altyapı projeleri, koşullu yükümlülük, devletin garanti verdiği projelerin sürdürülebilirliği için ihtiyaç vardı. Nitekim bunu zaten teklifin gerekçesine o dönem yazmışlardı. Şimdi bakıyoruz, gelinen noktada Ziraat Bankası, Halk Bankası, Telekom'un kamudaki hissesi, kalan hissesi, Türk Hava Yolları, Milli Piyango, Jockey Kulübü, Milli Piyango ile Jockey Kulübü daha önce, ilk de hatta ocağın ilk zamanlarında, Çaykur, Etimaden, Etimaden dediğinizde Bor. Bor kasasında bir sürü nakit fazlası olan bir şirket, en son eski iki yıl önceki Sayıştay raporunu okumuştum mesela. Orada mesela bir deterjan bulmuşlar kendi know-how'larıyla, kendi argeleriyle. Ve çok iyi temizleyen bir deterjan yapmış Bor. Fakat işte pazarlama bilmedikleri için bunu şey yapamıyorlar, yayamıyorlar. Oysa rekabet etme şeyi var, şansı yüksek. Marketlerde raf bulamıyormuş kendisine, hipermarketlerde, diğerlerinden, o çok uluslu şirketlerden. Mesela Sayıştay denetçileri bunu yazmış. Yani bunu şey yapın, geliştirin, ondan sonra çok çok iyi rakip olabilir, yerli kaynaklar kullanılsın filan diye, böyle o bizim bildiğimiz ruh içinde, kamu kaynaklarını gözeten ruh içinde ve çok güzel şeyler yazmış. Şimdi yok, Etibor'un bir söylenti, gazetede çıktı ama ben bilmiyorum kesin olup olmadığını, kulis gibi. Bir gruba söz verilmiş, verilmek üzere, satılmak üzere. Gitti yani Etibor, Borsa İstanbul, PTT. Şimdi o kadar karmaşık bir şey ki ben aslında bunları da söyleyip bitireceğim. Ortada çok kaotik bir tablo var. Yani bu kamu şirketleri ve kamu bankaları bir başka anonim şirkete devredilmiş durumda. Bu ne oluyor? Yani hakikaten ben bilmiyorum. 5 kişi yönetiyor. Ticaret sicilinde Türkiye Varlık Fonu diye bir şirket yayımlanmış. İş tüzüğü, yönergesi, her şey yayımlanmış. Ondan sonra 5 kişinin ataması da yapılmış. Ama bunlar da şirket. Şimdi ne olacak yani? Bu belli değil. Peki vergiden muaf mı olacaklar? Devlete vergi veriyorlar, ödüyorlar. Kurumlar vergisi veriyorlar. O ne olacak? Hepsi ilk yüze, birçoğu ilk yüze girdi yıllarca bu kamu şirketleri ve bankaları şeylerde, vergilerde, kurumlar vergisinde, gelir vergisinde vesaire her neyse. O belli değil. Çünkü şu anlaşılıyor ki temettü gelirleri, kazançlar filan da bu şirketler şeye verebilecekler. Varlık fonuna aktarabilecekler gelirlerini. Zaten amaç da bu. Bu ne olacak? Yani onlar gelirlerini varlık fonuna verdikleri zaman vergi gelirleri azalacak. Ne olacak o zaman? O nasıl kapatılacak falan? Bunlar belli değil. Bunların cevaplarını bekliyoruz. 3 yıllık bir strateji planından bahsetmişti Başbakanlık ilk açıklama yaptığında. Ama orada nasıl bir şey çıkacak karşımıza, bir tablo çıkacak, onu bilemiyoruz diyeyim ve burada bitireyim, teşekkür ederek. Çok teşekkür ederiz. Sayın İlhan Ceyaner, buyurun. Çocuklar. Herkes saygıyla selamlıyorum. Ben de böyle bir topluluğun karşısında bulunmaktan duyduğum heyecanı, mutluluğu ve onuru belirterek başlamak istiyorum. Öncelikle söze ben de kahrolsun, istibdat, yaşasın, hürriyet diyerek başlıyorum. Bu sabahtan beri anlatılan o özgürlükçü geleneğin eninde sonunda galip geleceğine olan inancım ve dayanışma duygularımı da ayrıca belirtmek istiyorum. Tabii benden önce çok nitelikli konuşmalar oldu. Gerçekten aslında benim konuşmama gerek kaldı mı o konuda da çok emin değilim ama bir kere hazırladığım konuşma şeyinin tamamen dışında. Zaman zaman daha önceki konuşmacıların değindiği noktalara belki bağlantılandırarak bir şeyler söylemeye çalışacağım.
Onun için peşinden sürçülisan olursa affola diyorum. Ece hocamız söyledi, her okuduğumda işte yeni bir şeyler yakalıyor gibiyim ya da işte sahiden öyle bir metin var karşımızda. Onun için farklı bakış açılarıyla bu teklife yaklaşanların yaklaşımları çoğu zaman teknik olarak ele alanlara göre çok daha böyle belirleyici oluyor. Bunlardan birisi çok hoşuma gitti. Bir Gün Gazetesi, bu arada Bir Gün'le de dayanışmaya çağırıyorum sizi. Bir Gün Gazetesi'nde yazan Kaan Sezyum yazmış. Başkanlık adlı bir yazısı. Onun bir kısmını alacağım. Diyor ki başkanlık, yalnız bu G ile yazılıyor. Başkanlık kesin güzel. Mesela başkan olursam istediğim sayıda başkan yardımcım olacak. Bunlar bakan modeli. Bu ekipten benim dışımda kimse hesap soramıyor. Vekiller sözlü soru bile soramıyor bunlara. Hani bakanlara gen soru vesaire var ya, onları komple unut. Ya zaten benim vekilim işini bilir. Şakacı egemene gen soru verildi de ne oldu? Meclisten geri sekti. Başkanlık iyi galiba. İlk olarak eski Playboy modeli bir yardımcı seçerim. Kimse de abi neden diyemez. Sonra da 40 tane ayrı yardımcı seçerim. Ali Baba ve 40 yardımcılar gibi açıl susam açıl ve bütçeyle ilgili tespitlerini yazıyor. Sonunda da diyor ki başkanlık çok güzel, gelsene. Sahiden böyle bir düzenleme. Çok güzel özetlemiş. Başka şeyler de var. Birçok insanın teknik olarak ele aldığı zaman yakalamadığı şeyler. Ben biraz özellikle evet'i propaganda edenlerin, başta AKP olmak üzere bu yasayı ortaya koyanların hangi kavramlar üzerinde meşrulaştırmaya çalıştıklarına değinmeye çalışacağım ve onun belki de mükerrer kısmı o olacak. Hangi maddelere temas ettiğine dokunmaya çalışacağım. Öncelikle bir soru gelmişti, bu işte federasyon olabilir mi? Biliyorsunuz bu Ece hocamın cevabına ben de katılıyorum. Yani o kadar kolay olacak bir şey değil sadece o maddeyle ilgili. Ama bir başka bir şey daha var. Yerel yönetimlerin düzenlendiği 128. maddeye bir ek getiriliyor. Orada Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanı'nın izniyle işte yerel yönetimlerin bir araya gelmeleri, birlik oluşturmaları, yapıları, çalışmaları, bütçeleri falan düzeltilebiliyor diyor. Bu Bakanlar Kurulu iken Cumhurbaşkanı'na dönüştürülüyor. Yani bir değişiklik, teknik zorunlu bir değişiklik gibi görünüyor ama bu değişikliğin bir felsefesinin olması lazım. Yani niye yaptılar bunu? Bunu bir kere anlamlandırmak lazım. Özellikle milliyetçi açıdan yasayı, teklifi eleştirenlerin, bu değişiklik girişimini eleştirenlerin bu konudaki kaygıları daha çok bu iki maddeden kaynaklanıyor. En çok söyledikleri şey istikrar. Yani istikrarı da hükümet istikrarına indirgiyorlar. Hükümet istikrarı acaba sadece bizim göz önünde bulundurmamız gereken istikrar mıdır? Şimdi Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçildiğinden bu yana AKP iktidarına kadar 52 yılda 39 hükümet kurulmuş. Şimdi bu 39 hükümete kriz dönemlerinde kurulan çok kısa süreli hükümetler de dahil. Hatta bu 39 hükümete İşte Menderes'in arka arkaya kurduğu ama aslında tek hükümet olarak alabileceğimiz 5 hükümet de dahil. Gene Demirel'in arka arkaya kurduğu 3 hükümet, Özal'ın 2 hükümeti, Çiller'in 3 hükümeti ve tekrar ediyorum kriz dönemlerindeki geçici hükümetler de dahil. Bunları tek tek saysanız bile, çünkü bunların hesabı öyle ama üç kağıt şurada, kendilerin 2002'den bu yana kurdukları hükümetleri tek hükümet olarak ele alıyorlar. Öyle yapsak bile bu çok partili hayata geçildiğinden bu yana AKP iktidara gelinceye kadar 39 hükümet kurulmuş. Peki 14 yıllık AKP iktidarında kaç hükümet kurulmuş? 8 hükümet kurulmuş. Ortalamaya vurduğunuz zaman birbirine çok yakın. Yani istikrar, eğer hükümet istikrarıysa bir kere karşımızda böyle bir istikrar tablosu yok. Oysa istikrardan kastedilen siyasa istikrarı denilen politik istikrardır. Şimdi Türkiye'nin meselelerine bakalım, temel meselelerine. Örneğin Kürt meselesiyle ilgili olarak
AKP'nin politikalarında bu anlamda bir istikrar var mı? Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? İlk önce bir çözüm süreci başladı. Tüm milliyetçilikler ayaklar altına alındı. İşte çok ilginç pazarlıklar oldu. Bunu iyi niyetle eleştirenleri bile siz kandan besleniyorsunuz dediler. Bir şeyler oldu. Geldiğimiz noktada Kürt yok noktasına döndüler. İstikrar bunun neresinde? Ve şimdi barışı dillendireni bile işte en son akademide de gördük. Terörist olarak kodlayıp sistemin dışına atmaya çalışıyorlar. İstikrar yok. Dış politika sadece Suriye'deki yalpalamalara baksak bile bırakın Suriye'yi sadece bu Elbap'la ilgili yok işte Rakka'ya gittik gitmedik gideceğiz bitti bitmedi. Buradaki yaklaşımlar bile burada korkunç bir istikrarsızlık olduğunu ortaya koyuyor. Geldiğimiz noktada sanırım en son Cumhurbaşkanı'nın dış politika danışmanlarını artık bunlara da eğer bu sistem geçerse alışacağız. Açıklamasına göre zaten Suriye'de iş bitmiş ve o çok reddettikleri sistemin devamı hatta şu anda bu ülkenin yoksul gençlerinin ölmesine yol açan o sınırdaki çatışmaların nedeni olan tırnak içerisinde Kürt koridoruna da razı olmuş bir vaziyette kuzeyde bir federal Kürt yapısına da evet deme noktasına gelmişler. İstikrar nerede? Ekonomiye bakıyoruz. Yani işte ilk geldikleri 2007'deki yaklaşımla burada belki bir sömürü ve yağmaya dayalı bir burada belki istikrardan bahsedilebilir. Dolayısıyla bize istikrar olarak anlatmaya çalıştıkları şey kesinlikle bir istikrar yok. Burada rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Birkaç tane şekerleme katmışlar. Aynen 2010 referandumunda olduğu gibi. Bunların birincisi 18 yaş. Şimdi 18 yaş özellikle gençlerin bunu amiyane tabirle yutacağını zannediyorlar ama olur da ya bu 18 yaş çok iyi bu nedenle biz oy verelim diye düşünen gençlerimiz varsa biliyorsunuz gene AKP iktidarı döneminde seçilme yaşı işte 30'dan 25'e indirilmişti. Şu anda parlamentoda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu Yüksek Seçim Kurulu'nun istatistikleri 25-29 yaş grubunda göstermiş olduğu adaylar arasındaki 25-29 yaş grubundaki aday sayısı 7. Yani o kadar propaganda ettiler. Gençleştiriyoruz, gençleştireceğiz. Değil mi? Bir şey beklersiniz. Yani parlamentonun 25-29 yaş grubundaki insanlarla dolmuş olmasını beklersiniz. Bu adaylar arasında üstelik. Muhtemelen bu fırsat bulup inceleyemedim. 7'nin de altında seçilmiştir. 25-29 yaş grubu. Şimdi 18 yaş olunca insanlar zannediyor ki işte parlamento bir kere niyetten belli. Yani buradaki her değişikliği iki zemin üzerinde mutlaka değerlendirmemiz lazım. Bir, bunu propaganda edenlerin genel siyasi, hukuki, ahlaki yaklaşımı. Yani bu metni nasıl dolduracaklar, nasıl yorumlayacaklar? İkincisi de çok değinildi. Cumhurbaşkanıyla parlamentonun aynı parti mensubu olduğu üzerine kurulmuş sistem. Yani bunlar diyorlar ki ya olmayabilir pekala. Yani pekala parlamentoda çünkü doğrudur Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa özellikle farklı partilerin mensubu olabilir böyle bir ama bu zaten getirmek istedikleri sistem tam da bunu ortadan kaldırmak için. Yani bir yandan onu propaganda ediyorlar. Diyorlar ki ikisi farklı olursa sistem tıkanıyor, sistem çalışmaz hale geliyor. Onun için Cumhurbaşkanı'nın partili olmasında sorun yok. Parlamentoda zaten onunla aynı çoğunlukta olacaktır. Ama sistemin demokratik olduğunu vurgulamak isterken de bunun pekala olabileceğini söylüyorlar. Onun için zaten hiçbir başkanlık sisteminde olmayan Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu fesih yetkisi. Bunlar işte seçimlerin yenilenmesi diyorlar ama bu doğrudan doğruya fesih yetkisidir. Böyle bir yani her şeyi o zeminde değerlendirmemiz lazım. Göz önünde bulundurmamız gereken şeylerden birisi o. Dolayısıyla 18 yaş indi diye 18 yaşa işte çok büyük seçilme hakkı verilecek falan diye bir gerçeklik söz konusu değil. Bir diğeri yargı bağımsızlığına tarafsızlık sözcüğünü ekliyorlar. Zaten burada gerekçe bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Birinci maddenin gerekçesi arkadaşlar
Yargı bağımsızlığının tarafsızlığı da içerdiğini vurgulamak amacıyla diyor. Yani zaten bağımsızlık, tarafsızlığı zorunlu olarak mündemiştir. Yani bağımsızlık dediğinizde zorunlu olarak tarafsızlığı da vurgulamışsınızdır. Literatürde böyledir. Anayasa Mahkemesi kararlarda böyledir. Pratikte böyledir. Şimdi bunu buraya koyarak aynen tekrar ediyorum 2010 seçimlerindeki o birkaç şekerleme madde gibi aynen bu da böyle bir şey. Söylediğiniz zaman ne yani? Yargının tarafsız olmasını istemiyor musunuz? Diyorlar bunu diyenler de Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık yemini anayasada duruyorken Cumhurbaşkanı'nın partili olabileceğini savunan adamlar. Şimdi çok enteresan sorunlar çıkıyor. Sayden ben Kaan Sezyum'un yazısını okuyunca bazı sorunlar daha böyle kafama denk etmeye başladı, dank etmeye başladı. Şimdi biliyorsunuz parti başkanları eleştirilebilir, hatta sert eleştirilebilir. Ama Cumhurbaşkanı özel bir korumaya tabi. Yani Cumhurbaşkanı'na özel bir prosedür var. Çünkü Cumhurbaşkanı mantığı da işte milletin birliğini, bütünlüğünü temsil ediyor falan filan. Ne kadar ediyorsa işte. Cumhurbaşkanına özel bir koruma getirilmiştir ceza yasasıyla. Ama siyasi parti başkanlarına ilişkin böyle bir şey yok. Şimdi partili cumhurbaşkanına siz eleştiri getirdiğiniz zaman, özellikle bugünkü yargı pratiğine baktığımız zaman muhtemeldir ki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Ya da hangisi uygulanacak? Bu nasıl düzeltilecek? Böyle bir sorun var. Dolayısıyla bu yargı bağımsızlığı da tamamen boş. Zaten gerekçe bunu ortaya koyuyor. Bu gerekçeyle hele hele sadece evetin gerekçesi olamayacak kadar çok ağır bir aldatmaca. Bir diğer söyledikleri şey biz işte 12 Eylül Anayasası'nı ortadan kaldırıyoruz. 12 Eylül Anayasası'nı bunu 2010 değişikliğinde de çok fazla propaganda etmişlerdi. Burada çok çarpıcı olduğu için biraz zaman alacak ama direkt metinden okumak istiyorum. Biliyorsunuz 12 Eylül Anayasası'nın geçici 15. maddesi vardı. Bu darbecilere dokunulmazlık sağlıyordu ve AKP'nin özellikle sol sosyalist kesimlerden aldığı desteğin en önemli gerekçelerinden birisi buydu. Yani darbeciler yargılanacak. O madde şöyleydi. 12 Eylül 2080 tarihinden ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan Milli Güvenlik Konseyi'nin bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin kurucu meclis hakkında kanunla görev ifade eden danışma meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez. Bu maksatla herhangi bir yargı mercine başvurulamaz. Şimdi böyle bir madde vardı. Bu madde kaldırıldı. Kaldırıldı ama işte 4 tane Milli Güvenlik Konseyi üyesi hatta birisi ölmüştü. Onlar dışında ne işkencecilerle ilgili dava açıldı, ne o emir komutayla işte insanları asan hakimler, savcılar, ne işte bu 1402'likleri görevinden eden hiçbiriyle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Ya zaman aşımına takıldı ya bu onları kapsamaz denildi. Şimdi geldiğimiz noktada parlamentodan da geçen ve yasalaşan bir madde var. Şu anda artık yasa hükmü haline dönüştü. Kanun hükmünde kararname. Diyor ki 15.7.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar ve tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan, bak, inanılmaz geniş bir kapsam. Orada belli sayıda insandı, toplasanız belki 600-700'dü. Şimdi tüm kamu görevlerini içine almış. Hatta belki kamu görevi kapsamında kamu görevi de yok. Başka, yani çok geniş. Kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayınlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Bu şu anda yasa. Dolayısıyla her bir maddeyi nasıl bir zihniyetin realize edeceğini, hayata geçireceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Bu çok önemli. Yani her hukuk metni, özellikle anayasa gibi soyut metinlerin hangi siyasi iklimde, o ülkenin geçmişinde,
var olan eğilimler, siyasi kültür, politik kültür, hukuki gelenek o çerçevede değerlendirmemiz lazım. Şimdi bunu böyle formüle edip yasalaştıran bir zihniyet, isterseniz biz bu metne en güçlü güvenceleri yazalım. Var zaten anayasada, basın hürdür, sansür edilemez. Basının hür olduğundan bahsedebilir miyiz? İstediğiniz güçlü şeyi oraya koyun. Ve devam ediyor. Olağanüstü hal süresince yayınlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Yani 12 Eylül'ün en çok eleştirildiği noktada 12 Eylül'de aşan bir düzenleme var. Onun için başlangıçta söylendi, AKP 12 Eylül'ü tamamına, mantıksal sonuçlarına ulaştırıyor. Bunu da bu rejimin adı çok tartışıldı. Fatih de yazmıştı, Murat Hoca da yazmıştı. Olsa olsa herhalde bir baş yücelik diye bir şeydi değil mi? Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünde yazdı. Ben mesela alternatif olarak bunu da sunuyorum ama ben gündelik dildeki doğrudan doğruya diktatörlük kavramının bence en güzel, en temiz kavram olduğunu düşünüyorum. Getirilen sistem diktatörlük sistemi. En çok kullandıkları şeylerden birisi de bu askeri vesayet, işte vesayetle mücadele. Gerekçe de doğrudan doğruya bunun dışında hiçbir şey yok. İşte şimdiye kadar tüm anayasalar, üstelik orada öyle bir sıkıntı da var. Yani 61 anayasasıyla 80 anayasasını, 21 ile 24'ü hepsini aynı kefeye koyup hepsinin bugüne kadar toplum mühendisliği ve bir vesayet anayasası olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra da sanki bu süreç, bu anayasa süreci toplumun katılımıyla bir toplumsal sözleşmeyle hayata geçirilmiş gibi bir propaganda yapılıyor. Oysa vesayeti biz bu parlamentoda oylama yapılırken gördük. Koca koca adamlar, bakanlar kullandıkları oyu partiye ispat etmek için bunları götürüp gösterdiler. Göstererek zarfı attılar. Bir vesayetten bahsedeceksek işte çok somutlaşmış, gerçek, reel bir vesayet orada vardı. Dolayısıyla o vesayet algısı ortada kalmadı. Zaten parti devlet haline fiili olarak dönüşmüş bir ülkede bunların kastettiği bir anlamda vesayet falan da olamaz. Vasi şu anda yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı ile birlikte Umre ziyaretinde beraber dolaşıyorlar. Yani nerede vesayet, nerede bir şey. Öyle bir şey falan da yok. Bunu da çok doğru görmemek lazım. En çok korktukları, daha doğrusu tartışmanın yoğunlaştığı yerlerden birisi hükümet sistemi, rejim sistemi. İbrahim Kaboğlu hocam açıkladı. Bunlar birbirinin yerine de kullanılabilen ya da çok çok birbirinden ayrı kavramlar uygulamada birbirinden ayrı şeylere tekabül ediyor olsalar bile birinin niteliği öbürü ne kadar iyi kurgulanmış olursa olsun öbürünü ortadan kaldırabilir. Yani bu çok tartışılacak bir şey değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Sistem değişiyor. Rejim değişiyor. Bunlar rejimin değişmediğini anayasanın ilk 4 maddesine dayanarak söylüyorlar. İlk 4 maddedir rejimin niteliğini veren. İlk 4 madde değişmiyor. Oysa işte HSYK'nın nasıl oluşturulduğunu açıkladı arkadaşlar benden önceki konuşmalar. O tarz bir HSYK'nın var olduğu bir ülkede hukuk devletinden bahsedemeyiz. Anayasanın değişmez maddelerinden birisi hukuk devletidir. Yargı bağımsızlığının o tarz bir HSYK'da yürütmenin doğrudan doğruya belirlediği, yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı tarif ediliyor mu? Ediliyor. Hiç tereddüt yok. Peki yürütmenin belirlediği bir Hakimler Savcılar Kurulu olabilir mi? Ben bu arada yüksek sözcüğünün çıkarılmasının bir megomaniye dayandığını düşünüyorum. Yani en yüksekte ancak bir kişi olur. Yoksa ben öyle düşünüyorum. Yoksa yani diye çıkarsınlar. Bu HSYK'nın oluşumu aynen şöyle. Cumhurbaşkanının bir cumhurbaşkanı sıfatı var. O şapkasıyla 6 kişiyi doğrudan belirliyor. İşte bakan, müsteşar, niyeyse onu saymıyorlar. Oysa bakan da müsteşar da doğrudan atıyor. 4 tane de doğrudan kamu görevlileri arasından birinci derece ilk derece hakim savcılar arasından seçiyor. Onun dışında hiçbir kriter yok. Geriye kalan 7'yi görünürde parlamento seçiyor. Ama orada öyle bir üç kağıt var ki parlamentoda bir karma komisyon oluşturuluyor. Anayasa ve işte adalet komisyonlarından oluşuyor. Mesela şu andaki parlamentoda
Bu komisyonun salt çoğunluğu AKP'nin elinde. Şimdi şu anda mesela siyasi iklimin değişmediğini düşünelim. Bu 7 millet şeyin Hakimler Savcılar Kurulu üyesinin 7'sini de çoğunluğu elinde bulunduran parti seçiyor. Çünkü adayların 2'ye düşürülmesi o komisyonda en çok oy alan, önce orada bir adaylar eleniyor ve her bir adaya yeniden oylama yapılacağı için sistem öyle getirilmiş. Kimlerin yarışacağını daha ilk anda belirliyorlar. Biz bunu biliyoruz. Ombudsman seçiminden biliyoruz. Yanına bir iki kişi katılıyor. Kimlerin belirleneceği daha ilk turda kimlerin seçileceği bellidir. Nafile turlar yapılır. O çoğunluklar sağlanamaz. Öyle iki aday gelir ki kurayla o ikisinden biri çıkar. Çünkü en çok olan adayı her bir aday yeniden oylandığı için eşit oyla onlar çıkacaktır. Muhalefete de mümkün değil o sürece müdahale etmeme olacaktır. Öyle olmasa bile olasılık hesabı ortada, işte kuradan sadece iktidarın ya da sonrasında devşirilecek tek bir üyeyle istediği gibi yargı siyasetini, yargıyı domine edebilecek bir yapı elde edilir. En çok bu sistemin iyiliği propaganda edilirken kullanılardan biri, mevcut cumhurbaşkanına şimdi hesap sorulamıyor ama o şimdi yeni getirilen sistemde sorulacak. Bu tamamen bir aldatmaca ama aldatmacanın daha vahim olanı, bir cumhurbaşkanının suç işleyebileceği öngörüsüyle bunun tartışma konusu ediliyor olması. Yani impeachment deniliyor buna, şeyde işte anayasa hukukunda cumhurbaşkanının hesap verilebilirliği. Ama bir kere öyle bir sistem getirilmiş ki mümkün değil. Şimdi cumhurbaşkanının, sadece cumhurbaşkanı da değil, bakanların ve cumhurbaşkanı yardımcılarının yargılanması şöyle oluyor. Burada kişisel suç, suçüstü ve görev suçu ayrımı da yapılmamış. Dikkatinizi çekerim. Yani cumhurbaşkanı sinirli biri, gerçi biz hiç sinirli cumhurbaşkanı görmedik ama bir protestoda birine kızdı, boğazına yapıştı. Yani teorik olarak söylüyorum. Ya da işte bir bakanın evinde işte yolsuzluk paraları çıktı. Oldu ya, bir rüşvet saat aldı falan, tamamen teorik. Böyle bir bakan var. Şimdi bununla ilgili nasıl suçlama olacak? 300 milletvekili öneride bulunacak. Bir ay içerisinde 360 milletvekilinin kararıyla komisyon kurulacak. Şimdi 3 kağıt tam burada, bu bir aylık süre içerisinde cumhurbaşkanı meclisi feshedebilir. Seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. O zaman bu şey düşmüş oluyor. Yani şimdi bir sistem kuruyorsak sistemin, değil mi? Yani bir dengeli, freni, açığının olmaması lazım. Yani sürekli yeni yeni açıklar, arka kapılar ortaya çıkıyor. Bu bir aylık süre içerisinde tamam 367 ile soruşturma komisyonu kurulduktan sonra feshi edemiyor. O görülmüş. Ama bunu demek ki bir yanlışlık değil. O zaman o 300 milletvekilinin imza verdiği anda niye? Diyelim ki sahiden öyle bir çoğunluk, ki mümkün değil. Tekrar ediyorum, sistem İkisinin aynı partiden olması üzerine kurulmuş zaten. Buna giyotin sistemi falan dediler. Tabii giyotin sistemi başka anlamda da kullanılıyor ama yani ikisi aynı partiden olsun ki uyumlu yürüsün iş. Yani evet. Şimdi 300 milletvekili verdi. Cumhurbaşkanı çok delikanlı çıktı. Ya yargıya gideceğim dedi. 300 feshetmedi. Meclis seçimlerin yenilenmesine karar vermedi. 360 kişi oy verdi. 400 kişi de yüce divana gitmesine, yargılanmasına karar verdi. Teorik olarak mümkün değil. Ama varsayalım oldu. Nereye gidecek? Yüce divan göreviyle, sıfatıyla görev yapacak Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. 12 tanesini Cumhurbaşkanı doğrudan belirliyor. Şimdi sayı değişti çünkü askeri yargıdan gelen üyelerin azaldı. Yani düşünün, 15 üyeden 12'sini doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bir mahkeme, anayasasının değişmez maddelerinde hukuk devleti olan, işte kuvvetler ayrılığı, demokrasi, demokratik kavramları olan bir düzende biz buna evet diyeceğiz. Bu yerli ve milli kavramı çok kullanılıyor. Buradaki milletten anladığı AKP'nin ve AKP elitlerinin aşkın bir millet anlayışı. Yani onlara göre kendilerine oy vermeyen, hatta kendilerine oy verenlere de atfettikleri bir bakış açısı var. Bu böyle, bizim bunu anlamamız biraz güç oluyor. Çünkü her zaman değişiyor bu.
kendilerine referans aldıkları yerlilik ve millilik kavramı. Onun için bu kavram da tamamen boş bir kavram. Bunların gözünde yerli ve millinin içerisinde kendilerine oy vermeyen toplumun şu andaki son seçimdeki %50'si yaklaşık şey değil. Hatta düşman artık, biliyorsunuz işte terörist dediler, terör örgütleriyle yan yana getirdiler. Bir diğeri bu işte elit suçlaması. Bugüne kadar anayasaları gerekçede çok var. İşte bugüne kadar anayasayı hep elitler yaptı. Oysa elitizm teorilerine göre son işte tarihsel süreci içerisinde işte feodaliteden işte o işte din adamlarından yeni aldığı niteliği gereği elit, liyakata dayalı toplumun içerisinde başarısıyla, yani sınıfsal şeyinden ziyade, içeriğinden ziyade işte liyakata dayalı, başarıya dayalı bir elit anlayışı var. Bu işte entelektüel düşmanlığıyla falan da beslenmiş. Maalesef öyle bir yaklaşım var. Oysa eğer eliti bir eleştiri olarak kullanacaksak, şu anda o tanıma en iyi uyan aslında AKP'nin kendi elitleri. Yaşam tarzları, işte zenginlikleri, toplumdan kopuklukları, işte bunların toplumla bir araya geldikleri falan çok nadir yerler var. Bir de bu suçlamayı toplumun diğer yarısına yönetmeleri, işte diğer anayasa yapanlara yönetmeleri ayrıca bir hazin bir durum. Meşruiyet tartışmaları var, ona hocalarımız değindi. Yani OHAL koşullarında yapılacak anayasanın işte sosyopolitik ya da hukuki meşruiyetin dışında bir de yani yapılma yöntemine ilişkin de bir meşruiyet sorunu olduğu çok açık. Bu sistemi, son söyleyeceğim, varsayalım süper bir sistem dizayn edildi. Yani bu metnin içerisinde eleştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Türkiye'nin her bir bireyinin, her bir yurttaşının ya işte anayasa böyle yapılır dediği bir metin. Peki buna bu koşullarda evet demeli miyiz? Bunu şunla bağlantılandırmak istiyorum. Bir metin fetişizmi, bunu Ayhan Yalçınkaya hocamın çok süper bir makalesi vardı, başka bir kurum için yazmış olduğu. Orada metin fetişizmi kavramıyla değerlendiriyordu. Yani anayasalar ya da ülkelerin sorunları metin yazılarak düzeltilemez. Anayasalar da sol tahlilde güç ilişkilerinin temize çekilmiş halidir. Hukuki formülasyonudur. Türkiye'nin sorunları ortada. Türkiye'nin Kürt sorunu var. Türkiye'nin güvenlik sorunu var. Terör sorunu var. Ekonomi sorunu var. Bir Fethullahçı yapılanmanın çözdüğü, çökerttiği bir devlet bürokrasisi sorunu var. Şimdi bunların hiçbiriyle neden sonuç ilişkisini kuramıyoruz? Öyle olsa bile bizim öncelikle o sorunlara dair bir perspektif ortaya koymamız lazım. Ondan sonra sular durulduktan sonra bu geçmiş deneyimlerinde göz önünde bulundurarak bir anayasa değişikliğine girmemiz lazım. İkincisi bu. İkincisi de değişimin maliyeti. Bu da anayasa hukukunda tartışılır. Şöyle bir durumda anayasa değişikliği tartışmaları neye yol açar? Yani bunun toplumda zaten çok fazla gerilim olduğu bir ortamda toplumsal çözülmeye, yarılmaya yol açması kaçınılmazdır. Belli siyasetlerin temsilsiz kalması, çünkü başkanlık sistemleri zaten bir tek Amerika'da iyi işlediği söylenir. Onun için Amerikan sistemine de ihraç edilemez falan derler. Yani sadece orada çalışır, kendi tarihsel koşulları içerisinde şekillenmiş. Öyle olsa bile şu koşullarda değişimin maliyeti göz önüne alınabilir bir maliyet değil arkadaşlar. Şimdi düşünün siz, örneğin istihbaratla ilgili, değil mi? Şu anda çok önemli Türkiye için, terör eylemlerinin önlenmesi için. Şu anda bir istihbarat bürokrasisi yeni sistemde o yeni yapı nasıl şekillenecek bilemiyor. Bize 18 madde değişti deniliyor ama doğrudan doğruya anayasanın 100'ün üzerinde maddesi değişiyor. Bazıları yürürlükten kaldırıyor. Onlar hiçbirimizin aklında bile değil. Mesela işte seçim zamanında 3 bakan istifa eder, değil mi? Seçim süreci tarafsızlıkla yürütülsün diye. Adalet, İçişleri, Ulaştırma. O hüküm kaldırılıyor mesela. Bu ne? Niye kaldırılıyor bu hüküm? Demek ki kamu kaynakları o iktidarı bir kez eline geçirenin aynen Rütük yasasında yaptıkları değişiklik gibi etik dışı, hukuk dışı hiçbir frene tabi olmadan iktidarın lehine kullanılması, kullanılabileceği anlamına gelir. Bürokrasinin yeniden şekillenmesi, mevzuatın yeniden düzenlenmesi, bu belki de 5 yıllara, 10 yıllara yayılacak bir
süreç demektir. Yargısı çökmüş, ordusu çökmüş, bürokrasi çökmüş bir devlette bu maliyet göze alınamaz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Şimdi söz Sayın Ali Topuz'da. Benim açımdan her bakımdan olağanüstü bir gün. Sabah açılış seansı sırasındaki o sembolik cübbe değiştirme meselesinin çok özel, etkileyici bir yanı vardı. Peşi sırada beklemediğim kadar bir elbette anma etkinliği temelinde bir ismin, kıymetli bir akademisyenin, bir hocamızın anılması ekseninde daha kişisel, daha belki bilimsel heyecan düzey ve derinliğinin bu kadar geniş olamayacağı fikri vardı bende. Hem kişisel anıların, öykülerin, eski zaman bilgi, fikir ve anekdotlarının aktarılması hem de çok yakıcı, zor ve sıkıcı sıkı yanları bulunan anlaşılması açısından, sonuç alma açısından bir meselenin bu kadar etraflıca ele alınması benim için olağanüstü bir gün oldu. Ve hukukçu kısmı ve hukukla ilgili boyutları hakkında ben sadece birkaç şey söyleyeceğim. Hasbelkader hukuk okudum ve işte yaklaşık 20 yıldır da medyada yer alıyorum. Medyadaki dönüşüm, değişim, tasfiye ve yeniden örgütlenme ve medyayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mülk edinme süreciyle akademi dünyası içerisindeki tavır davranışları arasında gözleyebildiğim bazı paralellikleri aktarmak istiyorum. Bunun bu kısmına kendi gözlediğim o mesleki tecrübeyle aktarmaya çalışacağım kısma geçmeden önce İlhan Bey'in de sözünü ettiği, Selin Hoca'nın çok iyi anlattığı Cumhurbaşkanı'nın, yeni tasarıdaki Cumhurbaşkanı'nın 40 yaş üstün olması ve üniversite yüksek öğrenim mezunu olarak düzenlenmesinin elitizm lafıyla beraber AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi kullandığı elitizm lafı, ki bunu bir geniş bir kategorinin adı olarak tanımlıyor. Burada oturduğumuz mülkiyede bu laf içerisinde hedef alınan yerlerden bir tanesi. Onunla özel bir... Çok özür diliyorum. Bir de ilk teklif getirildiğinde Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri arasında Türk vatandaşı olarak doğma şartı vardı. Evet. Evet, ben onu da bir de bu hatırlatma üzerine söyleyeyim. Benim başlıklarımdan bir tanesi de bütün bu tartışmaların medyada nasıl yürüdüğü. Yani birkaç medya var, ana akım medya diye bir şey kalmadı, birkaç ana akım var. Bir eskimiş Ertuğrul Özkök ana akımı, amiral gemisi olarak hala anılıyor, Hürriyet gazetesi. Bir epey yeni olan ve bir zaman marjinal zannedilen Akit, Vakit, Yeni Akit, o ekolün, ki şu andaki ana akım odur gerçekte. Ve bir de şansını arayan, bastırılan, dışlanan, kovulanların oluşturduğu akımlar. Dolayısıyla birçok akım, birden fazla ana ve birçok akım var. Burada bu 40 yaş meselesine ilişkin bu teklif ilk çıktığı zaman ben de 4 yazı gazete duvarda yazdım. Onlardan birinde değinmiştim ve 40 yaş meselesinde şöyle bir hesap vardı. Hocam teorik kısmını çok iyi anlattı. Ben farklı bir hesap aktaracağım. 2015 TÜİK rakamlarına göre Türkiye nüfusunun %13'ten azı, %12.78 filan gibi bir oranı yüksek öğrenim mezunu. Bütün nüfusun %12'si, 80 milyon olarak hesapladığımızda 10 milyonu bulmuyoruz. 10 milyondan az kişi icracı cumhurbaşkanı olabilir. Sembolik cumhurbaşkanı, parlamenter sistemin sembolik cumhurbaşkanı olsaydı saçının yeşil olması gerekir bile denilebilirdi. Çok özel bir sorun yaratmazdı. Pratik bir takım sorunları olur bunun. Ama burada durum farklı. Doğrudan siyaset yapma hakkından, siyasetin içinde var olma, siyasi konum ve pozisyonlarda yer alma hakkını tanımlıyoruz. Ve diyoruz ki 40 yaşına geleceksin. Yüksek öğrenim mezunu olacaksın. Burada oran bir daha değişiyor. Çünkü 40 yaş üstü üniversite mezuniyet oranı
%6'ya falan düşüyor. %13'te kalmıyor Türkiye'de şu anda. Ve tabii ki 40 yaş üstü nüfus da 31 milyondan fazla değil. Onu işte 30.28 milyon 280 bin gibi bir rakam şey yapmıştım. 2015'e göre biraz değişmiş olabilir. Yani 2,5-3 milyon kadar kişi sadece cumhurbaşkanı olabilir. Dolayısıyla bu atılan akademisyenler olarak artık böyle tanımlayalım. Atanamayan öğretmen mevzumuz vardı. Şimdi de atılan akademisyen diye bir başlık çıktı. Cumhurbaşkanlığı için en kuvvetli adaylar. Çünkü sayı az. Böyle bir tuhaflık var. Burada tabii elitizmin müesses hale getirilmesi çok enteresan. Söylenen, yani işte siz elitistsiniz, okumuşlara, batı eğitimi alanlara, belirli yerlerde işte özellikle kültürel alan ya da siyasal alanda şimdiye kadar hak etmediği bir baskınlık kurmuş olanlara. Şimdi buralarda tabii şöyle de bir mesele var. Bunun doğru olduğu yer ve enstantaneler vardı. Fakat sonsuza kadar bir doğru gibi. Örneğin 2002 seçimlerinden önceki Adalet ve Kalkınma Partisi propagandası içerisinde denilebilirdi ki efendim yargıda bir takım elitistler, bir yargı oligarşisi, bir bürokratik yapılanma var ve bunlar dindarları, öyle diyorlardı zaten, Kürtleri, azınlıkları, gayrimüslimleri hep ezdiler, mahvettiler, varlık vergisi oldu, mallarını aldılar, 36 beyannamesi, hatta 1915'ten sonra mallara el konuldu. Ve bu yargı da bunu hep onayladı, her aşamada, her durumda. Böyle pis adamlardı bunlar. Güzel, nasıl düzeltmiş olduk? Hepsini bir kişinin atayacağı yeni heyetler kurarak. Ama o elitizm lafı hala devam ediyor ve hala o mağduriyet vesayet filan, yani 15 yıldır iktidarda olan bir yapının kuramadığı bir istikrar için yeni bir yapı kuruyoruz. 15 yıldır iktidarda olan bir yapının gideri medyi bir mağduriyeti var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama gidermek için durmadan bedeller ödeniyor. Bunlar tabii buradaki sunumların tekrar hatırlattığı şeylerdi. Ben burada kalmayacağım. Medya kısmında kalacağım. Orada akademideki tasfiyeler elbette 2002'de hemen başlamadı ama siz iç tarihini daha iyi bileceksiniz. Ben tarihsel olarak orada bir kıyaslama yapmayacağım. Sadece son dönemde gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyin medya boyutunu size aktarmak istiyorum. 2004-5'e kadar işler iyiydi. Ana akım medyanın Erdoğan'ın doğrudan hedefi olan kişisi Ertuğrul Özkök ve kurumu Hürriyet Gazetesi, Doğan grubunun tamamı ve onun ilişki içerisinde olduğu TÜSİAD'ın büyük sermayesinin tamamının Erdoğan'a desteğine engel hiçbir ilişki yoktu. Onlara kızıyordu. Bunlar öyle yaptılar. 28 Şubat'ta bunu dediler, şunları yaptılar. Fakat arka planda ekonomik ilişkiler ağında ve hem Hürriyet Gazetesi'nin hem o dönem benim çalıştığım Radikal Gazetesi'nin ekonomi sayfalarında neoliberal politikalar harfiyen ve hiç tartışılmadan onaylanıyor. Onun AK Parti uygulama versiyonları da destekleniyordu. IMF programları vesaire, bütün oralarda hiçbir zaman bir sorun ve tartışma yoktu. O nedenle örneğin Hilton alındı. Hilton nasıl aldığını biliyoruz diye fırça yiyor Aydın Bey sürekli. Sanki biz verdik. Böyle bir şeyle. Sonra darbe dönemleri, darbe tartışmaları dönemleri, kavgalar, Ergenekon vesaire meselesine doğru gidilirken hafif hafif medyada tuhaflıklar olmaya başladı. Değişik servis ve konumlara bazılarının gazetecilik geçmişi ve nitelikleri iyi olan, zaten orada çalışmayı hak edebilecek ama bazılarının da bu manada hiçbir geçmişi olmayan ve bilmediğimiz bir takım isimler yerleştirilmeye başlandı. Hürriyet, Milliyet, o dönemin var olan büyük işte ana akımının ortalama burjuva gazeteciliğini yapan kurumlarının içerisine. Sonra bunlar yavaş yavaş artmaya başladı. Görünür hale gelmeye başladı. Bunların tabii arka plan özel ilişkileri vardı. Örneğin Radikal Gazetesi'nde Hasan Celal Güzel başladı. Namık Kemal Zeybek başladı. Allah Allah, neler oluyor? Neler oluyor? Aydın Doğan'ın her hükümetin emrine sunduğu Hürriyet Gazetesi'ni yeterince kendi emrine alamadığı duygusuyla bir takım baskılar oluşmaya başladı. O vergi operasyonları filan. Aracı kişiler olarak damat Aydın Bey'in bacanağı Namık Kemal Zeybek ve yine bir akrabalık ve dostluk ve tabii ki ticari ve siyasi elit kesim içerisindeki ilişkilerden ötürü Hasan Celal Güzel dışarıda hani çok renklilik, çeşitlilik, radikal demiş, baskın oranda yazıyor. O zaman tabii ki Hasan Celal Güzel de yazacak. Tabii bu türden bir çeşitlik gazetecilik mantığında yok ama var gibi yutturulmaya çalışılarak bu hat açıldı. Asıl mesele arka plandaki o ilişkilerin sürdürülebilmesiydi. Yani kamuoyuna karşı gazeteci, gazeteci yazar görünümü ama arka tarafta postacılık faaliyeti. Bu arada tabii
28 Şubat dönemi içerisinde o dönemin mekanizmalarını işleten kurumların medyaya yaptırdığı ya da medyanın gönüllü olarak onların adına yaptığı işlerle 90'larda medyanın askerlerle beraber gönüllü olarak yaptığı işleri kendi adına da yapılması için 2007-2008'den sonra ufak ufak baskı başladı. Ne demek bu, şu demek? Kürt meselesinde şu politikayı mı tanımladım? Bütün medya artık bunu destekleyecek. Bunu mu tanımladım? Artık bunu destekleyecek. Aradaki değişimin hikmeti de sual olunmayacak, bu sorulmayacak. 2010'dan sonra bu süreç çok hızlandı. Birçok yer hem ya içeriden ya dışarıdan kapatıldı. En son 7 Haziran seçimlerinden önce Aydın Doğan'ın yaramaz çocuğu olarak tanımlanan Radikal gazetesi bir önceki yaz Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce, fakat yerel seçimden sonra, yerel seçimde beklenen hezimet, o zaman öyle bir beklentisi vardı AK Parti'ye karşı Aydın Doğan grubunun. Beklenen hizmet gerçekleşmeyince bir fiyat olarak Radikal Kağıt kapatıldı. 7 Haziran'dan önce de bütün anketler yapılarak beklenmedik bir duruma doğru ülkenin gittiği ve bu durumu yaratan bütün yapıların tasfiyesinin ilk örneği olarak da Radikal'in dijitalini Aydın Doğan kapattı. Seçimden sonra hızla bütün kurumlara yönelik içeriden dönüşümler yapıldı. Bir takım adamlar değişik pozisyonlara getirildiler. İnternetler yeniden düzenlendi. Ve darbe de Allah'ın lütfu olarak Doğan Medyası ve diğer medyaların dışında Fethullah Gülen medyasının tasfiyesi için, sert biçimde tasfiyesi için özel bir imkan sundu, ama o darbeyle hiçbir ilişkisi olmayan Kürt medyası orada kaşla göz arasında tarumar edildi. Cezalandırılmanın sebebi çok açıktı. İMC, Özgür Gündem çok yaygın okunan bir gazete olmamakla beraber İMC'nin yanı sıra internet üzerinde oluşan yayınlar, ki bir televizyon olarak İMC 7 Haziran'dan önce çok etkili olmuştu. Haber bültenlerinde zaman zaman ilk üçe girebiliyordu. Kaşla göz arasında bunlar hızla tasfiye edilip yok edildi. 12 Eylül'le Kürt meselesi bağına ilişkin bazı şeyler söylendi. Hızla oraya doğru gittik. Şu anda Kürt diyemezsiniz. Terörist diyebilirsiniz, Kürt kardeşim diyebilirsiniz AK Parti olarak, bu serbest. Başka da Kürt yok. 12 Eylül'den sonra da biliyorsunuz Kürtler yok olmuştu. Kürtlerin önemli bir özelliğidir. Bir var olup bir yok olurlar. Şakacı bir millet. Evet, ki var olduklarını söylendiğinde de tehlikeli durumlar var. 30'larda Kürt adı anıldığında birdenbire herkes Türkken Kürtler bir tanımlanmaya başlanır. Çünkü Dersim hazırlanmaktadır. Türk'ü Türk olarak öldüremezsiniz. O zaman Kürt olması lazım. Neyse, o eski ve ayrı bir olay ve Erdoğan'ın onu kullanımının da medyada bir özel durumu ve sebebi var. O da daha ayrı bir olay. Biz yakın dönemden devam edelim. O medyanın tamamen tasfiye edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi HDP'nin o seçimden önce ve akademi, sadece fizik olarak kadrolu akademiler değil ama memleketin akademik kapasitesinin seferber edilmesiyle, demokratik süreçler içerisinde seferber edilmesiyle 7 Haziran seçimlerinden önce beklenmedik bir başarı elde edildi. Daha Haziran'a 1-1,5-2 ay kala HDP için canla başla çalışan birçok insan HDP'nin barajı geçip geçemeyeceğine dair bir inanç içinde değildi, kuşkudaydı. O gece bile kuşku birçoğunda giderilmemişti, %13. Birdenbire ondan önceki 7-8 aylık nispi demokratik imkanların kullanılabildiği ve medyanın bütün baskı ve tasfiyelere rağmen etkili olduğu dönemde bu sonucu aldı. Çatışma pozisyonuna girdik, bütün medyalar tarumar edildi. Şu anda baktığımızda işte bir hala Ertuğrul Özkök'ün fotoğrafını benim gördüğüm Türkiye Türklerindir, başka kimsenin de olmayan o gazete var. Ama her şeyle Aydın Doğan'a hem gazete hem grup çalışıyor. İşte İrfan Twitter'da bir işte meslektaşımız seçim, bu referandum sürecine ilişkin görüşlerini açıkladığı için tarafsızlık gereği atıldı. Hürriyet'in başına gelmesi beklenen Fatih Çekirge ise evetini bir açıkladı. Daha da açıklayacak, bununla kalmayacak ve zaten o diğer evetler açıklanmaya orada devam ediliyor ve editoryal bağımsızlık dediler o açıklamada. O da çok enteresan. Hani Doğan Grup editoryal bağımsızlık, editoryal sorumluluk diyor. Gerçekten doğru. Bu bir ana akım. Bir de iktidarın kendi oluşturduğu özel bir medya var. Bazen 12-13 gazetenin başlığı aynı oluyor. Hatırlayacaksınız. Kalpler, işte bir şeyler kaba, kalpler taş, kaba taş. İşte akıllar kaba, kalpler taş, bir yalanı gerçek olarak kamuoyuna satma yönelik çabalar tutmayınca 12 gazete aynı başlığı, ama bu örnek akılda kaldığı için söylüyorum. 30-40 kere oldu bu.
Örneğin prangaları kırıyoruz dediğinde Cumhurbaşkanı öbür gün prangaları kırıyoruzdu. Cumhurbaşkanla buluşuyor şeklinde veriliyordu. Bu gazeteler bir tür aslında tellal ile fermanın ve soytarının faaliyetini yerine getiriyor. Şimdi gazete denilen nesnede bunların hepsi var. İlan, yani enformasyonun statüsü gereği gazetenin oluşumunun içerisinde tellal var, ferman var, gazete tarihinin içinde var. Ama bunlar sadece bu üç fonksiyona neredeyse inmiş durumdalar. Bunun dışında da hiçbir şey yok ve bu tartışmaların buradaki akademik derinlik, yoğunluk oralara bambaşka bir formatla yansıyor. Bu 7, 8, 9, 12, 13 tane kağıt çok sayıda da internet sitesi ki paralar hükümet tarafından veriliyor çok önemli bir kısmını ya da imkanlar öyle sağlanıyor. Temel özelliği şu, orada talep edilen iktidarın o andaki kurgusu hedefi ne ise o hedefe yönelik hazırlıkların belirli talimatlar seti içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen tabanın öncelikli ve destekleyebilecek tabanın etkilenebileceği bilgi akışları sunuluyor. Fakat bu bilgilerin en önemli özelliği doğru olmamaları ya da konunun kendisiyle hiç ilgilerinin olmamaları. Örneğin diyelim ki bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili diyor ki yetkilerin bu şekilde bir kişide toplanması, işte yürütme yargının bir kişi tarafından tamamen atanması, yasama, yürütme, yargı konusundaki bütün bilinen demokratik teorilere aykırıdır. Bu gazetelerde bu alınıyor. Böyle dedi CHP'li adam. CHP zihniyeti zaten böyledir. Ve konuşma devam ediyor. Yazı ya da devam ediyor ya da haber devam ediyor. 2000 yıllık devlet geleneğimiz buna engeldir. 2000 yıllık devlet geleneğimiz var. 1400 yıllık kültürümüz, İslam tarihi bahsediliyor, buna engeldir. Bunları şaka olarak söylemiyorum, hani irticaren söyledim ama örneklerini getirdim. Bu türden bir soruya verilen cevap ...2000 yıllık devlet geleneğini benimsemiş bir devletin başı olması, böyle bir başkanla bu tarihi sürecin geçilmesi, 1400 yıllık büyük İslam medeniyetinin idraki, bu topraklardaki 1000 yıllık kurumsal varlığımızın özünü oluşturan iman ve irfan gücüyle gerçekleştirilecektir. CHP boşuna konuşmasın. Bu şeyde Star gazetesi 21 Ocak. Bunları bu arada Gazete Karınca'da bir arkadaş 10 günü izleyerek derlemiş. Çok başarılı bir iş. Yine bir başka örnek deniyor ki, bir gemide iki kaptan olmaz. Gemi çok küçük, ben öyle anladım. Çünkü gemiler kaptan, birinci kaptan, ikinci kaptan, süvari, güverte sayı çok. Ama biz ne diyoruz ya, işte buradaki sabahtan beri olan şey içerisinde, bu da Yasin Aktay'ındı deminki, Binali Yıldırım da söylemişti bir gemide iki kaptan olmaz diye. Bir gemide iki kaptan olmazsa eğer, o cumhurbaşkanı olmalı. Buradaki bağlantı da tabii müthiş. Biraz Abdullah Gül metodolojisini, çok özel bir tautoloji formatı vardır Abdullah Bey'in, der ki işte... tarafların birbirine itidalle yaklaşması bu sorunu çözecektir. Diyebilir misiniz ki tarafların birbirine itidalle yaklaşmaması bu sorunu çözmez? Demek ki konunun en kısa zamanda sonuca varacağına emin olun. Bunun çok ünlü bir örneği de vardı ki Cumhurbaşkanı iken Cumhurbaşkanlığının bitmesini Fethullah Gülen'in kullandığı klonlama tekniği Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından harfiyen uygulanıyor şu alanda. Şu anda akademi boşaltılıyor, klon oluşturulacak, medya boşaltıldı, kısmen onu anlattım. İşte paralel hazine oluşturuluyor, öbür taraf gidecek, birçok paralelimiz oluşuyor. İşte Cumhurbaşkanı o zaman bu internet düzenlemelerine ilişkin yasa çıktı, açıklama çok müthişti, dedi ki 15 ayrı noktada biz anayasaya aykırılık tespit ettik. Ben de bir ay kadar çalışmıştım, 13 tespit etmiştim, çok başarılı bir tespitti. Veto bekleriz değil mi? Çünkü anayasa diyor ki eğer bu varsa veto edeceksin, emir var orada. Bir an önce düzeltilmesi için onaylayıp meclise gönderiyorum dedi. Cumhurbaşkanlığının bittiği gündü ve bu soyut şeyin bütün konuları itidalle ele almamız lazım. Bu meseleyi tartışma çatışma konusu yapmamamız lazım. 15 noktada anayasaya aykırı gönderiyoruz, hemen düzeltecekler. Epey bir düzeltildi. Şu anda hani çok az internet sitesi ayakta kalabildi o düzeltmelerden sonra işte. Ve onların da ömrü ne kadar olur? Benimki dahil olmak üzere. Bunu bilmiyoruz. İşte T24 epey bir zamanı vardı. Bir imkanlar buldu. Diken
Az bir süredir var. Çok ciddi ve çok dürüst bir şekilde bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ama imkanlarının kısıtlılığının getirdiği sorunlar var. Çok büyük emekler ve bedellerle oluşturulmuş Kürt medyası akıl almaz bir kolaylıkla tarumar edildi ki şu anda akademideki tarumar edişin kolaylığı şaşırtıcı ise eğer buralara bakarak daha az şaşırmamız lazım. Geçmişe dönen böyle bir birbirinin işini sonraki da kötülüğün işini kolaylaştıran bir kolaylaştırma seti var. Örneğin kentsel dönüşüm Sulukule'den başladı. Oraları mahveden çingeneler önce medyada haberi yapıldı. Ana akım Ertuğrul Özkök Doğan medyada. Şimdiki medya olsaydı iktidarın şimdiki medyası onlar da yapacaklardı. Yani ikisinin arasında da şu fark var. Hani Aydın Doğan'ı dize getirme son derece haklı çünkü çok kötü bir tekelci medyaydı ve Mao kültür devrimini başaramadı ama neoliberallerin kültür devrimi çok başarılı ve vahimdi. Biz de onu Aydın Doğan'la yani medyanın tekelleşmesini o süreç içerisinde yaşadık. Örneği de her şeyi sitcom'a çeviren Ertuğrul Özkök'tü. Şimdi 8, 10, 12, 13 tane küçük Ertuğrul Özkök'ümüz oldu. Tek fark namaza gidiyorlar. Bir de içki içmiyorlar. Ertuğrul Özkök'ün tek üzüntüsü de onlar içki içmesinler. Ben şarabımı kaldırayım, o da şerbetini kaldırsın. Şöyle bir tokuşaydık. Az kaldı. Çünkü sadece hükümetten korktuğu için Doğan grubu şu anda desteklemiyor bunu. Arka plandaki o neoliberal politikalara olan destek ve çok büyük ihtimalle bu varlık fonu meselesinin yarattığı müthiş bir iştah var. Sanıyorum o firmaları satın alma gücüne sahip olan, gerçi bu akrabalık bunda daha kuvvetli, eş dost enişte olunca da alabiliyorsunuz. Örneğin ATV Sabah ihalesini patronun cebinden çıkan paralara baktığımızda çok üzüldüm, ben de alabilirmişim. Yeter ki bana bir banka o parayı verseymiş. Kendisinin koyduğu hiçbir sermaye olmadan iş olabilmiş. Medyanın bu kolaylaştırıcılığı ve geldiği bu hale içerisinde artık bu tür tartışmaların sunulabilmesi, aktarılabilmesi çok zorlaşıyor. Baş tarafa tekrar dönersek, işte anayasa meseleleri çıktı, Ece Hoca'ya ulaştık, başka ulaşabildiğimiz isimlere, İbrahim Kaboğlu hocamıza, milletvekillerine sorular sorduk. Ben oturdum, çalıştım. 4 tane yazı yazdım peş peşe. Bu yazıların toplam okunması 40 bini geçmedi. Ece Hoca mutlaki cumhurbaşkanlığı, bu laf biraz sevildiği için o da bir 40 bini buldu. O arada bir tane bir arkadaşımız bir Recep İvedik yazısı gönderdi, 600 bin okundu. Anayasayla ilgili miydi? Yok. Anayasayla ilgili değildi. Sadece Recep İvedik hayır diyor deseydik anayasayla da ilgili olacaktı ama fark etmez. Şeyi yine bu tartışmadaki gidişat yani o medyanın onu sunum biçimi buna bir çare bulunması gerekiyor. Darbe öncesi medyada bütün baskı ve zorluklara rağmen Kürt medyasının, sol sosyalist medyanın, bu arada tabii bunları hepsini övüp desteklediğim anlamında almayın. Benimki dahil olmak üzere bütün medya kurumları doğal olarak eleştirilecek işler yaparlar. Öyledirler ve bir takım sorunları vardır. Sermayelerinden kaynaklanır, ilişkilerinden kaynaklanır. İşte kimileri ayakta kalma gücüne sahip olanlar çünkü politik akımlarla bağları vardır. Ticari olarak yürütülebilir durumda değildir. O izin ortadan kalkmıştır. Evrensel ve bir günün ayakta kalma sebebi bir aynı zamanda politik iradenin ve fedakarlığın bulunmasıdır. İMC için de aynı şey geçerliydi. Diğer yapılar için de ve bunun nasıl ayakta tutulacağı bu tür kurumlara ilişkin hiçbir fikir ve bilgi yok. Şu anda bu yeni kanun hükmünde kararnamelerle akademisyenlerin atılmasından sonraki süreçteki mücadelede de bence böyle bir sorun oluşacak. Akademik faaliyeti kovulmuş, dışlanmış, itilmiş akademik faaliyeti bu ülke içerisinde sürdürebilmenin yolları nasıl bulunacak? Medyayı nasıl sürdürmenin yolları bulunacak sorusuyla benim kanaatime göre son derece paralel. Zaten içinin boşaltma süreçleri de birbirine aslında benziyor. Sadece baştan bazı kişileri yerleştirme, sonra bunu arttırma, sonra daha total itaat isteme, en sonunda da bir tane işte darbe kanun hükmünde kararnameyle her şeyi alıp götürme ve bu içerik tartışmalarına girdiğinizde de cevaplar, örneğin bir tanesi de bu, gemi cevabıydı, onu söyledim. Gemi küçük, yine bir başka tuhaf cevap vardı. Bunların hepsi harici fitneci ve teröristtir. Şimdi siz gelin anlatın.
bir televizyon programını siz çıkarsınlar. Olmaz. Bir kere erkek olmak lazım öncelikle. Ece Hanım'ı kastederek söylüyorum şu anda göz göze geldiğimiz için. Ayrıca sadece soyut hayır deyip uyduruk örnekler veriyorsanız sizi hayırcı olarak oraya çıkarabilirler ki ona da tahammül yok. Uyduruk örneği şu manada söylüyorum. Anayasa bilgisi, bilimi açısından bir bilginiz yok ise bir vatandaş olarak uydurabilirsiniz. Haktır çeşitli sebeplerle. Şu yüzden de hayır diyorum. Örneğin benim annem açısından durum hiçbir zaman değişmez. Onun için Ahmet Türk'ün tutuklanmış olması bundan sonra Erdoğan'ın ve yanındaki herkesin yaptığı her şeye hayır demesinin sebebidir. Konu kapanmıştır. Teyzem açısından da Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmış olması ki saz çalmasını beğenmemesine rağmen bu türden sebepler halk arasında olacak fakat şu anda medya artık içerik aktarımı, içeriğin hani enformasyon ve burada da işte hani bilgi üretiliyor, biz de enformasyonu üretiyoruz. Bunun sunuyoruz. Buradaki bilgiyi alıp kamuoyuna aktaracağız. Kamuoyu açık tartışma olmuş olacak. Konu kamusallaşmış olacak. Buradan kararlar çıkacak. Bu hiç yok ve artık o topa hiç girmiyorlar. Hiçbir bilimsel akademik meseleye buralarda bir cevap görmedim. En ünlü cevap yine Mehmet Uçum'undu. Bir örneği verildi. Ben başka bir örneğini vermek istiyorum. Bu kişi dedi ki, bu seçilecek olan kişi herhangi bir siyasetçi değil. Bu öyle ki gazeteler çok sevdi, herkes yaydı bunu. Bu böyle bir temsil filan mantığını da bırakın, bu böyle değil. Bu milli iradenin kendisidir. Recep Tayyip Bey halkın kendisidir dedi. Çok güzel geldik mi kralın iki bedeni teorisine? Jean Baudin'den önceye dönüyoruz çok büyük ihtimalle. Ve biraz yani Hristiyan siyasal ilahiyatından transfer alıyoruz bu tarafa. Ama çok önemli değil. Şu anda bu lafları edebilecek Uçum olduğu için Uçum'a ettiriliyor. Daha sonra İslami veya İslami görüntü altında siyasal ilahiyatta bu türden otoriter, totaliter yapıları destekleyecek çok sayıda argümanı bulup kullanabilirler. Henüz buna ihtiyaç yok. O temsil ve eşitlik zaten yetiyor. Dolayısıyla bilgisel açıdan işe bakılınca akademisyenin burada işini düzgün yapması, orada medyanın işini düzgün yapması mevcut koşullar itibariyle zaten mümkün değil ve artık bunun fazla bir önemi de yok çünkü pespayeleşme demişti Murat Hoca, kasıtlı, kasti bir lümpenleştirme, özel üretilmiş bir cehalet yayma formatı gidiyor ve bunun üzerinde de çok eleştirilen elitistlerin kullandığı değil çok kolay kullanılabiliyor. Ne deniyor ki halka henüz anlatamadık. Yani zaten hani anlayışı pek iyi değil galiba. Biz de daha başlamadık, anlatacağız yani zamanla. Aslında tabii ki anlaşılıyor. Oluşturulan bir ekonomik ağ var. Siyasi güç kullanılarak buradan dağıtılan bir kendi içinde bir demokrasi mantığıyla dağıtılan bir rant var. Bu rantın ve bu yapının sürdürülebilmesi için büyük sermayeden aldıkları kuvvetli bir destek var. Aydın Doğan korktuğu için İrfan'ı atmadı. Bu değişik bir istediği için bunu yapıyor. Tabii ayrıca da korkuyor da. Korksun da kim korkmaz ki? Kimin parası daha çoksa muhtemelen o daha çok korkacak herhalde. Fakat artık o içerik alanına giremeyeceğiz. O manada ne bir medya ne bir akademi şu anda bütün bu süreci etkileyebilecek bir ilişki ve koordinasyon içerisinde olabilir gibi durmuyor. Nasıl bağlayıp toplayabiliriz? Öyle de olsa bilgiyi üretme ve enformasyonu prensiplerine göre topluma aktarma, yani akademik ve gazetecilik faaliyetini hakkıyla yapmaya devam etmeye çalışmaktan başka yapılabilecek, bilinebilecek hiçbir şey yok. Bu tip sözler biraz daha eskiden söylenmiş. Ece Ayhan'la başladık. Şiir zevki açısından Ahmet Arifçi değilim ama ne İskender takmışım ne Sultan Murat tam bu noktadır. Takmadan çalışmaya devam etmekten başka da bu işin bir yolu yok galiba. Çok teşekkür ederiz. Salonda konuşmacılarımıza soru sormak isteyen arkadaşımız, hocamız, konuğumuz var mıdır? Çok vaktimiz yok aslında. Evet, yeterince doyurucu olmuş galiba konuşmalar. Pardon, tamam. İletebilir miyiz acaba mikrofon?
kimeydi acaba? Merhabalar. Ben Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı sorunların en temelinde medyayı görüyorum. Medyanın bu kadar yozlaşması, kutuplaşması, uçlarda haberler yayınlaması bizim ülkemizde halkı çok kolay bir şekilde her şeyi kabul ettirir vaziyete getirdi. Şimdi hükümeti, basın organlarını hükümetin sözcüsü olarak eleştiriyoruz. Bunun yanında az önce Ali Bey'in dediği şey olayı var. Kürt medyası engellendi. Ben, abim benim AKP destekçisidir. Ben abime Diken'den ya da Cumhuriyet'ten bir yazı gösterdiğimde, bak abi burada bu yazıyor, bunu da oku dediğim zaman, senin bana gösterdiğin gazetede taraflı diyor. Ben abime bunun açıklamasını getiremiyorum. Bir tarafı, evet burası çok uçlaştı derken, acaba dengeyi bulmak için diğer tarafı da çok fazla uçlaştırıyor muyuz? Sorunuz kime? Ali Bey'e. Şimdi o zaman işin anayasa boyutu varsa oradan başlayalım. Denildi ki yargı bağımsızlığı yetmiyor, bir de tarafsızlık koyalım. Tabii ki bu izah edildi burada. Onun bir iç ayrımı da aslında vardır. Yargı bağımsızlığı, yargının yürütme ve yasamayla ilişkilerine ilişkin bir tanımlama. Tarafsızlık ise yargıcın niteliğine ilişkin bir bir tanımlama olarak zaten faaliyetin içerisinde var idi. Ama oraya yazıldı, bir ziyanı yok yazılsın. Fakat bir şeye benzedi bu. Anayasadaki bir başka meseleye. Devletin devlet sermayesiyle ve devlet desteğiyle devlet faaliyeti olan medya kurumlarına, yani Anadolu Ajansı ve TRT bağımsız ve tarafsızdırlar. TRT ya da Anadolu Ajansı tarafsızlığı herhangi bir açıdan bize anayasadaki durumla buradaki örnek eğer örnek olacak ise bu işin zaten hiç sonu yoktur. Bu birincisi yani tarafsızlığın siz oraya yazdığınızda bile pratik durum asıl ve sadece tarafsız olması gereken devlet kurumu kamuya ait olan iken orada bu söz konusu değil. Sadece bir politik hareketin kadrolarının arzusuna yayın yapılıyor ve bütün sermaye kaynakları vergilerden yani kamudan zorunlu olarak toplanan paralardan sağlanıyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da herhangi bir iktidar üyesinin yarın öbür gün iktidar olabilecek ana muhalefet partisi üyesinin de taraflılık meselesini bu şekilde gündeme getirmesi medya denilen olgunun kendisini pek anlamamakla ilgili benim kanaatime göre. Çünkü medya tarafsız olacak diye bir şey söz konusu değildir. Medya taraftır. Buradaki mesele şudur. Gazeteciliğin normları vardır. Bu normlara uygun yayını yapabilme, taraf olma bir zaten politik hak olarak vardır. Bu normlara uygun yayının yapılmadığı eleştirisini genel olarak elbette kabul etmek mümkün. Bunu örneğin İmece için de söyleyebiliriz. Benim gazetem için de daha önceki gazeteciliği başarılı olmuş gazeteler için bile söyleyebiliriz. Çünkü bu türden bağımsızlığı sağlayabilecek gazetelerin yaşayabileceği ekonomik ve politik ortam söz konusu değil. Ne demek bu? Sendika yok ise eğer bir ülkede, orada objektiflik ilkelerine uygun, tarafsızlık değil, tarafsız gazete benim hiç anlamadığım, aklıma hiç yatmayan bir şey. Ama sendika olmayan bir ülkede objektifliğe uygun yayın yapacak bir yayını kurmak ve yaşatmak çok çok zordur. Kamusal denetimlerin fikir özgürlüğü meselesinin hukuki normlara uygun bir şekilde ve öngörülebilir bir şekilde uygulanamadığı yerde de bu yapılamaz. Dolayısıyla hani medyanın tarafsız olması diye bir şey söz konusu değildir. Medyanın objektif ve iyi gazetecilik yapmasının imkanları ise iki sebepten ötürü Türkiye'de elden alınmıştır. Biri devletin sürekli bu işi kontrolü altında tutması, bunun tarihsel sebepleri var. İşte azınlıklara ilişkin meseleler, el konulan azınlık malları, Kürt meselesi, Kürtlerin hak ve özgürlüklerine ilişkin tarihsel tutumlar. Devlet bu konuyu sürekli pençelerin altında hep tutmak istedi. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu ise özellikle 12 Eylül sonrasında 24 Ocak kararlarının uygulanması ve aynı zamanda neoliberal küresel kültür politikalarının özenle, hani Mao'nun beceremediğini, kültür devrimini medya aracılığıyla birçok ülkede işte dünyada CNN'in oluşumu, bizde de CNN boşuna zaten Türk olmadı Aydın Doğan'la beraber ve Hürriyet'teki o dönüşüm
sadece ekonomik üst sınıfların çıkarlarına hizmet eden, hükümeti manipüle etmeyi, yönlendirmeyi kullanan, hatta devletin içine yuvarlanmış oligarşik yapıları, güçleri, kimi meşru, kimi gayrimeşru güçleri yayın aracılığıyla manipüle ederek kullanabilme ve kamuoyuna da sitcomlar, palavralar, üç kağıtlar satarak sonuç alabilme. Bu gazetecilik iklimimizi belirleyen temel parametreler. Eğer anayasal duruma uyulmuyorsa, yasal durum çalışmıyorsa, çalışanları, medya çalışanlarının haklarını koruyabilecek hiçbir prosedürel yapı ayakta değilse, bunu koruyacak fizik güçler yok ise, siyasi güçler yok ise, o zaman şu andaki fotoğrafa geliyoruz. Şu anda benim de çok rahatsız olduğum bir şey var. Gazete Duvar'da bundan kaçınmaya çalışıyorum. Konuyu, işte demin söyledik ya, bir başka çarpıcı örnek vardı. Diyor ki, biz Musul'u alırsak ne yapacağız? Soru soruyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı, kuvvetli profesörler var. Onlara soru soruyor. Musul'u alırsak ne yapacağız diyor moderatör Şirin Payzın. Cevap, Foucault eşcinseldi. Şaka yapmıyorum. Biz Batı'nın, Batı'ya karşı aşağılık kompleksimizi yenmeliyiz diyor. Her şey Batı'ya karşı aşağılık kompleksimizden kaynaklanıyor. Foucault mesela eşcinseldi diyor. Karısını kesti diyor. Althusser karısını baltayla doğradı diyor. Derrida intihar etti diyor. Şimdi hiçbir, yani Foucault'un eşcinselliği dedikleri o doğru. Derrida intihar etmedi. İşte Deleuze ölümüne az bir zaman kala ötenazi idi bir tür. Pencereden atladı. Derrida yaşamak için çok uğraştı, olmadı. Şikayeti bile o yöndeydi. Öbürü de evet, karısını öldürdü ama baltayla doğuramadı. İşte boğdu, masaj yaparken de dedi. Bir başka sorun, o apayrı bir mesele. Fakat bağlamın bununla hiçbir ilgisi yoktu. Türkiye Suriye'yi alırsa ne yapacak? Kürtleri mi vereceğiz? Sorulan soru bu. Cevap ise Foucault eşcinseldi. Şu anda bütün bu tartışma alanında da işler böyle yürüyor. Bunun üreticisi, bu medya formatının üreticisi, patent sahibi Ertuğrul Özkök'tür. O da buralarlı galiba. İrefli mi? Bir tezi varmış, iyiymiş. Ama hani bir de küçük Ertuğrul Özkökler çıktı. İktidar zaten eskisinden de daha hırslı ve kuvvetli bir şekilde geliyor. Eski bütün dersleri de aldı. Mesela 12 Eylül'den sonraki 5 yıl içinde gazeteleri tarayın. Demin Kürt demek yasaktı dedim, o kadar yasak değildi. İki Kürt çok serbestti. Kürt Ahmet ve Kürt İdris. Çünkü suç işliyorlar. Onları yazabiliyorsunuz Kürt diye. Murat Belge'lerin çıkardığı dergi ilk Kürt başlığını attığında toplattılar. Bir sürü olay oldu ama ondan önce mesela Kürt Ahmet başlığını atsalardı bir şey olmazdı. Kürt İdris başlığını da atabilirlerdi. Bunu atamıyorlardı. Şimdi ise terörist diyeceksiniz. Ya da şunu diyebilirsiniz. Onlar Kürtlerin temsilcisi değil, teröristler. Geçen hafta iki gün içinde 800 teröristi İstanbul'da alıp cezaevine koydular. HDP yöneticileri. Bu kampanya içerisinde HDP'nin kendi maksimumuna ulaşması halinde iktidarı bile kaybedebileceğini 7 Haziran'da gördüğü için hem medya alanı bu şekilde domine edilmişken hem de pratikte kriminal alanda bu gidiyor. Bir de Allah'ın lütfu dedikleri darbenin yarattığı korkuyla, çünkü bu tip konuşmalarla hepimiz darbeci olmuş olabiliriz. Bunu izleyen ve bu tartışmayı sürdürmek isteyen iktidar yanlısı medya için bu çok bulunmaz bir şey. Hakikaten darbe yanlısı olarak tanımlanabiliriz. Hasılı tarafsız medya olmaz. Objektif medya için de siyasi, hukuki ve ekonomik çok sayıda engel var. Buna rağmen bu iş için çırpınan ve direnen çok sayıda insan var. Cezaevindeler, dışarıdalar, çalışıyorlar. Dolayısıyla bu vesileyle her gelenin canını yakmaktan zevk almaya çalıştığı Ahmet Şık'a da ben özel bir selam göndermek istiyorum. Melek hocamızın bir sorusu var. Ama kalanlar yine de bir şey yapılması gerektiğini düşünerek buradayız. Hani çalışacağız, ahlaklı çalışacağız, hep çalışacağız falan gibi. Ama siz içimizi iyice kararttınız. Ve ben okuldan arkadaşlar ve öğrencilerim bilirler.
Şikayeti çok sevmem. Eylemeye yönelik biriyimdir ve geleceğe yönelik biriyimdir. AKP eleştirisiyle doluydu ama muhtemelen şöyle de düşünüyorum. AKP kadar kendimize de öz eleştiriye aynı ciddiyette yapacak oturumlar yapmamız lazım. Zaman şimdi değil ama bir ara yapmamız lazım bunu. Ben şöyle bir şey soracağım. Hukuku çiğniyor. Biliyoruz bunu. Murat Hoca bize hep yazdı bunu. Ben de ona her öğlen ya yazıyorsun da bir de çözüm sun diyordum. Siyasi iktidarı ele geçirdiler, hepimizi yok ediyorlar, ettiler dediniz, basını da ettiler, akademiyi de ettiler, onu da ettiler, bunu da ettiler. Anladığımız kadar siyaset de pek parlak değil, oradan da bir sonuç almıyoruz. Peki halk dediğimiz şey zaten hep destekliyor, dolayısıyla oraya hiç ulaşamıyoruz. Lümpenleşti vesaire vesaire ama oraya da ulaşamıyoruz. Bir Kürt hareketi vardı, acaba bir şey yapar mı diyorduk. Orası da şu ara pek ses çıkarmıyor, Türkiye Kürtleri. Aleviler diyorduk, o da olmadı. Dolayısıyla ben şunu istiyorum, lütfen biz burada kalacağız ve direneceğiz. Türkiye'de kalanlar da olup direnecekler. Bundan sonrası için bize bu bir, yani El Fatiha deyip ülkeyi ve mülkeyi kapatıyor muyuz? Yoksa bir siyasi çıkış var mı? Sizin aklınızda yapılabilecek bir şey var mı? Şikayet etmekten ve yanlışını. Biz bunu biliyoruz zaten. Biz bir aradayız ve biz hepimiz bu eleştirileri her alanda yapıyoruz. Ama bundan sonra ne yapılabilir, var mı umut? Yoksa hepimiz odamızda ölmeyi bekleyeceğiz, çocukları da yurt dışına yollayacağız mı? Ya sanırım ben çok yanlış anlaşıldım. Bir kere umutsuzluk yok, tam tersi. Yani gelen sinyaller hiç öyle değil. Özellikle bu halka anlatamadık, daha anlatacağız. Çok kritik, sabah akşam konuşmaya başlamaları, sürekli o devasa propaganda aygıtını yalan yanlış söyleyip sonra da düzeltmeye çalışmaları, toplumun bu saçma sapan, pespaye, ne dersek diyelim, akıl yitimi şeklindeki değişikliğe ikna olmadığını gösteriyor. Ben hamaset diye söylemiyorum. İlk kez sadeleştirilmiş bir tercih var. Ne yapacağız? Bir kere mevcut gerilimleri, hayrı savunanların aralarındaki siyasi parti olsun, siyasi akım olsun, toplumsal muhalefetin değişik cepheleri olsun, ne olursa olsun şu iki ay içerisinde hayrı nasıl büyütürüz? Bir kere ona odaklanalım derim, bir. İkincisi, hayır ve evet ne olursa olsun yurttaşların seçime gitmesi lazım. Yani sandığa gitmesi lazım. Sandığa gitmeyenlerin %67'si çok güçlü şeylere göre, kamuoyu yoklamalarına göre lise ve yüksek öğretim mezunu olanlar. Hatta yüksek öğrenim daha ağırlık tutuyor yanlış bilmiyorsa. Bir kere sandığa gidip ya evetse de evet deyin ki yani sayede milli irade gerçeklensin. Bu konuşmalardan sonra evet diyecek var mı onu da bilmiyorum ama umarım söylendi bir soru işareti oluşmuştur. Burada AKP eleştirisinden ziyade çok az AKP dedik. Daha çok evet'i savunanlar falan dedim ben. Hiç mesela ağzımdan Recep Tayyip Erdoğan şey çıkmadı. Öyle çok az oraya getirdik. Çünkü sayden ya her despot gitti, her diktatör gitti, her iktidar gitti. Bu iktidarı nasıl değerlendirseniz değerlendirin. Bunlar da gidecek. Çok da az kaldı zaten. Yani bu doğal şeyi üzerinde gidecek. Önemli olan o kalanların onun yerine neyi inşa edeceği. Bu hayırın iyi bir şeyi inşa etmek için özgür, eşit, adil, demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek için çok güçlü bir başlangıç olacağına inanıyorum. Ben çok da şu anda hayır lehine olduğunu düşünüyorum her şeyin. Yeter ki bir herkes elini taşın altına koysun. Bu partilerle ilgili bir şey değil. Yani sayden bunu tehlikeli, yanlış, sorunlu görüyorsa herkes elini taşın altına koysun. Yani o kadar umutsuzluk falan verdiysek de özür diliyorum. Tam tersi ben Türkiye'ye ilişkin hiç bu kadar umutlu olmamıştım. Bu şeyle ilgili, medya ile ilgili bir şey ekleyebilir miyim? Ya ukalalık olarak almazsanız. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı bu darbe girişimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiğinde çıktığında şöyle bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı demiş ki ben sizin bu süre içerisinde TRT'ye çıkarıldığınızı bilmiyordum. Çıkarılmadığınızı bilmiyordum demiş. Şimdi bu Haziran seçimlerinin öncesinden bu yana yani inanılmaz bir şekilde
eleştirilen şeylerdi. Sadece CHP tarafından değil. Yani TRT'nin bir kamu kurumu olmasına rağmen tüm olanaklarını iktidara hasrettiğine dair çok söylenen bir şeydi. Şimdi önümüzde iki ihtimal var. Ya sahiden farkında değil, çok büyük bir tehdit Türkiye için. Yani ülkede olup bitenlerden bu kadar kopmuşsa bu acayip bir tehlikeli bir durum. Yok bu kadar açık bir yalan söylüyorsa ve medya da bu yalanları yeniden üretiyorsa başka bir tehdit var. Burada şunu söyleme, şuna bağlayacağım. Sorunların kökeninde medya falan yok. Çünkü medya dediğimizde kafamızda az çok asgari koşulları karşılayan, yani medyaya genel geçer anlamda atfettiğimiz bir tanımı içermesi lazım. Eğer bunları karşılamıyorsa o artık bir propaganda aygıtının bir parçasıdır. Propagandayı da burada olumsuz anlamda, yani yanlışı benimsetmek için söylenenler anlamında kullanıyor. Bence abinizin ve bu anlamda böyle düşünenlerin şöyle bir sorunu var. Bir kere gerçeği inşada bir sorunumuz var bizim. Yani tamam, onu anlamlandırmada farklı farklı yollar olabilir. Ama şu anda gerçeğe ulaşmakta bir sorunumuz var. Sabah akşam gerçeği yanlış bir şekilde topluma sunan bir devasa bir devlet aygıtı var. Onun bir uzantısı haline gelmiş bir propaganda aygıtı var. Onun üzerine abinizin onun dışında bir şeyleri söyleyenleri taraflı olarak görmesi çok doğal. Bence bu karmaşada bir kere gerçeği bir ayırt etmemiz lazım. Yani o gerçekle hakikat ilişkisi falan söyleniyor ya. Yani burada medya sorunu değil bence. Sadece medya olarak algıladığımız bir değişik bir propaganda mekanizması var. Ben sadece tek cümle söylemek istiyorum. Eğer bir inançsızlık anlamında ümitsizlik söz konusu olsaydı, darbeden 20 gün kadar sonra ondan önce hazırladığımız bir projeyi hayata geçirmek ve bunu ayakta tutmak için canla başla gece gündüz çalışmazdık. Bu konuda hiçbir inançsızlığım söz konusu değil. Diğer meselelerde sanıyorum benim düşündüklerimle çok fazla ilgili değil. Sabahtan beri bütün konuşmaları büyük dikkatle dinledim, yorgun ve hasta olmama rağmen. Yalnız bu konuşmalardan bir umutsuzluk profili nasıl çıktığını hiç anlamadım. Her şeyi anladım, bir tek bunu anlamadım. Çünkü burada bütün atılan satılanlar söke söke döneceğiz lafını çok farklı biçimlerde her biri söylediler. Bu bir. İkincisi, bütün kamuoyu araştırmaları evetin gittikçe balçığa battığını ve hayırın yükselmeye başladığını söylüyor ki hayırcıları biliyorsunuz pankart açanları içeri atıyorlar. Sokağa çıkıp tabanca gösteriyorlar. Bazı gösterileri kurşunluyorlar. Uzatmayayım. Üçüncüsü, bu koşullarda Erdoğan'ın ne kadar kötü durumda olduğunu farkında değil misiniz ki siz umutsuzluk ifade eden bir ifadeyi alkışlıyorsunuz sevgili öğrenci kardeşlerim? Farkında değil misiniz Erdoğan'ın ne kadar zor durumda olduğunu? Kendi eliyle getirdiği Fethullah'ı itlaf etti. Şimdi yüzlerce Fethullah Erdoğan'ın peşinde onu yemek için koşuyorlar. Tarikatlardan bir tanesi alıp 10 yaşındaki kızları umreye götürüyor. Karne mükafatı olarak. Bir diğeri oğlunu kullanıyor devlette güçlü olmak için. Bu tarikatlar büyük iktidar mücadelesinin küçük çıkarlarını temsil ediyorlar. Erdoğan nasıl çıkacak başa bunlarla? Bunun yanı sıra Erdoğan'ın dış politikada nasıl içinden çıkılmaz bir rezalete saplandığının farkında değil misiniz? En önemli ve ilk kurulan bölümü uluslararası ilişkiler olan bir fakültede öğrenci olarak kalkıyor 11 Eylül'de Başbakan Yardımcısı Elbap'ta bitti bu iş diyor. 48 saat geçmeden
Cumhurbaşkanı bunu yalanlayıp Rakka'ya kadar yürüyeceğiz diyor. Kediyi odanın köşesine sıkıştırmanın ne sonuç vereceğini, yani Türkiye'de en kalabalık yerlerde rezil bombaların patlatılacağını hiç düşünmeden, bunun arkasından Fesubhanallah Genelkurmay Başkanı çıkıp Elbap'ta bitti bu iş diyor. Ben Osmanlı'dan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada, bırak iç politikayı bir kenara, bu kadar rezil bir duruma düştüğünü hiç görmedim, eğer dış politika biliyorsam. Söyleyeceklerim bunlar ibarettir. Alkışlamayın. Siz neyi alkışladığınızı bilmiyorsunuz. Ben kimse umutsuz değil hocam, sadece bazen evet. Artık bitirelim gerçekten. Çok kısa bir umut sözcüğüyle sıkıntı. Tamam. Evet. Ben bu toplantının başlı başına bir umut, bir direniş ve bir inanç toplantısı olduğunu düşünüyorum. Burada hepimizin toplanması çok büyük bir şeydir. Bu bir cümledir. Bu iktidara da cümledir. Gidenlere de kalanlara da cümledir. O bakımdan umudu büyütelim. İnsan yaşlandıkça iyimserliği azalıyor. Umudu ve inadı artıyor. Bunu da böyle bilelim. Gençlerin iyimserliği çok olsun. Bizim de inancımız ve inadımız çok olsun. Mülkiye de bitmez. Pardon. Mülkiye bitmez. Bir saniyenizi rica edeyim. Elbette geri dönecekler. Elbette güzel günler göreceğiz. Ama günü kapatmak üzere Ayhan Hoca'yı davet etmem gerekiyor. Teşekkürler. Çıkacaksanız bekliyorum. Bu kez hazırlandım. Dolayısıyla çok kısa konuşacağım. Çok kısa konuşacağım diye söze başlayandan korkun, en az bir saat sürer. Bir saat daha buradasınız, üzgünüm. Öncelikle gerçekten hepinize, tüm katılımcılarımıza, tüm destekçilerimize teşekkür borcumu ifade etmek istedim. Sonra gerçekten iki satırla kapatmak için söz istedim duygudan. İlk elde davetimizi kırmayıp bizimle yıllar sonra da olsa birlikte olan Profesör Doktor Cem Erol hocamıza, Profesör Doktor Fazıl Sağlam hocamıza, Rıza Türmen'e, Profesör Doktor Selin Esen hocamıza, Doçent Doktor Ece Göztepe hocamıza, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu hocamıza, Ali Duran Topuz'a, Çiğdem Toker'e teşekkür ediyorum. İlhan Cihaner'i saymadım. Onu ayrıca teşekkür etmek için saymadım. Çünkü bugün etkinliğimizin bu salonda, bu kampüste ve sizlerin katılımlarıyla, herkesin katılımıyla gerçekleşebilmesi için gerçekten her zaman olduğu gibi büyük gayret sarf etti. Onu özel olarak teşekkür ediyorum. Hem konuşmaları hem destekleri ve her zaman yanımızda oldukları için. Ama kuşkusuz bunun ötesinde Doçent Doktor Murat Sevinç'e ve Profesör Doktor Zeliha Etöz'e, ki her ikisi de şimdilik uğurluyoruz, her ikisini de özel olarak teşekkür ediyorum. Çünkü bu üçümüzün, ben ve onların bir projesiydi. Üçümüzün bir hayaliydi ve bu hayalimizi gider ayak gerçekleştirdik, ama gerçekleştirdik. Dolayısıyla eğer onlar açısından bu küçücük bir armağanımız olabilmişse ne mutlu ben yalnız ülke olarak geride kalana. Artı bunun ötesinde dikkat ettiyseniz oturumlarımızı mülkiyenin geleceği olan genç arkadaşlarımıza emanet ettik. Araştırma görevlimiz Selvin Yılmaz, aramızdan şimdilik ayrılan Doktor Dinçer Demirkent ve şu an burada olan Doktor Duygu Türk. Özellikle onlara emanet ettik. Çünkü biz mülkiye değiliz. Ama onlar mülkiye.
Nasıl ki 1980'li yıllarda Doktor Mehmet Ali Ağaoğulları mülkiye ama Cem Eroğul mülkiye değilse, Fazıl Sağlam mülkiye değilse, asıl mülkiye onlardır ve asıl büyük teşekkürümüz bu üç arkadaşımıza ve onlarla birlikte olacakları için gururla sevinç duyduğumuz öğrencilerimizedir. Ve eğer alkış istemem gerekiyorsa hiç kimseye değil, hiçbir teşekkür ettiğim kişiye değil. Onların, bizlerin alkışa ihtiyacı yok. Ama öğrencilerimizin ve genç doktorlarımızın kuvvetli bir alkışa ihtiyacı var. Son olarak bu sempozyumun sonuna bir sürpriz hazırlamıştık. Ancak o kadar doyurucu konuşmalar yapıldı ve insanlar o kadar memnun oldu ki son sürprizimizin fazla hafif kaçacağına karar verdik ve iptal ettik. Üzgünüm. Fakat söylemeyeceğim. Yine de yanıtlanmamış bir soruyu Şebi Aruz sorusuna bir yanıt vermek isterim. Neden afişte Şebi Aruz var? Fazıl Hocam, Cem Hocam ve diğerleri davetlilerimiz bileceklerdir. Kendilerine giden ilk e-maillerde ve konuşmalarda böyle bir şey yoktu. Şebi Aruz nereden çıktı? Çünkü bu etkinlik çok önceden planlanmıştı. Ve atılmalar gerçekleştiğinde Zeliha ve ben, Zeliha'nın odasında birkaç asistan arkadaşımız kafa çekiyorduk. İtiraf edeyim. Disiplin soruşturması açabilirler. Üniversitede alkollü içki tüketmek yasaktır. Ve benim tepem attı. Madem öyle dedim, biz bu etkinliği Şebi Aruz etkinliğine çevireceğiz. Sözcüğün düz anlamını hepiniz biliyorsunuz. Arabi, Farsi iki sözcüğün birleşimi. Düğün gecesi. Şebi Aruz. Ve yasaklarlarsa dedim, espriyle karışık, yahu siyasalda Mevlana'yı bile yasakladılar deriz. Sorun değil dedim. Ama bugün bu etkinlikten sonra Şebi Aruz'un düğün gecesi olmanın ötesinde ikinci anlamının gerçek yerini bulduğunu düşünüyorum. Aslına dönüş, hakikate dönüş, varlıkla bir olma. Ama burada problem şu. Asıl dediğiniz nedir ki? Asıl diyebileceğiniz bir öz var mıdır ki? Evet, bir öz vardır diyebilecek bir siyasal bilgiler fakültesi öğrencisini tanımıyorum. Hocasını tanımadığım gibi. Bir öz yoktur, bir asıl yoktur, bir hakikat yoktur. Asıl olan, öz olan, hakikat olan inşa edilir. Ve bugün burada biz döneceğimiz bir aslı, döneceğimiz bir hakikati, döneceğimizi umduğumuz bir hakikati inşa için ilk tuğlayı, ilk harcı koyduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu gerçek anlamda ve umuyorum arkası gelecektir bir Şebi Aruz'dur. Peki o asıl, o yuva nerededir, kandedir, nicedir? Öyleyse Ece Ayhan'la başlamıştık. Ece Ayhan'la bitirelim. Ama Doktor Cenk Yiğiter'in, Hukuk Fakültesinden atılan Cenk Yiğiter'in adını anmadan, kulaklarını çınlatmadan bitirmeyeceğim. Şöyle ki, siz burada dinlerken ben mecburen dolanıyorum. Bir de huyumdur. Sigara bağımlılığı yüzümden bir de Ali Topuz'un böyle bir bağımlılığını anladım. Uzun süre katlanamıyorum. Çıkıp sigara içiyorum habire. Cenk Yiğiter'in yeni attığı bir tweetine rast geldim. Şöyle diyordu. 40'ından sonra şiir okumaya başlayan ve 40'ından sonra ikinci yeniyle tanışan adamdan hayır gelmez. Kimi kastediyordu bilmiyorum. Alttaki yorumlardan da anlayamadım çünkü hukukun kompozisyonunu çok bilmiyorum. Hukuk fakültesinin. Ama belli ki özel birini kastediyordu. Ben de alta ekledim. Sevgili Cenk, ben 30'umdan önce şiirle tanışmıştım ve ikinci yeniyi de zaten biliyordum. Allah'tan yırttım. Dolayısıyla madem ki Ece Ayhan'a geldik, Ece Ayhan'la bir
aslımız nerededir, kandedir, aslımız nerededir, kandedir, nicedir sorusunu yanıtlayarak tamamlayalım. Hepinizin bildiği küçük dizeler, minimalist dizeler, atlasları getirin, tarih atlaslarını, en geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Harbi karşılık verecek ama herkes göğsünde kuş uçurtmayan şu üç soruya. Bir, yeryüzünde nasıl dağılmıştır tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar? İki, daha yavuz bir belge var mıdır ha? Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden. Üç, Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır. Nice akar huruç ales sultanlarda bayraksız davulsuz. Nerede kalmıştık? Tarihe ağarken üç ağır yıldız sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanatları yoluk. Çocuklar ile bile muhbirler ve bütün ahali hep birlikte üç kez bağırarak yazınız. Kurşun kalemle de olabilir. Yort savul, yort savul, yort savul. Peki yort savul nedir? O yanıtı bir başka mülkiyeli şair, adını hiç duymadığımız, antolojiden tesadüfen bulduğum Cemal Yeşil. Hayattaysa diline sağlık. Eğer aramızda değilse devri daim olsun. Yort savul nedir? Kan ter döktük. Önce saban, sonra orak. Ektik, biçtik. Aynı tohum, aynı başak. Bir sel yatağında savrulur harmanımız. Yağmur gelsin, sel gidecek, kum kalacak. Ve yort savul, döneceğimiz o yuva, o kumun kaldığı yerdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.